Kodlama ve araştırma merkezi olarak bu yıl ilk kez düzenlediğimiz etkinlikler serisi var. Bu doğrultuda bugün bu oturumda özellikle ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik akademik etikle ilgili, akademik dürüstlükle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Ve bu doğrultuda kurumsal politikalarımız konusunda sizleri bilgilendirmek ve böylelikle üniversite içerisinde akademik yaşantınızı nasıl sağlıklı bir şekilde devam ettirebilirsiniz? Bunun topluma yansımaları ne olur? Hep beraber konuşmak istedik. Bugün bunun için sizleri buraya davet ettik. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımız kayıt altına alınacak. ÇOMÜ TV tarafından katılamayan arkadaşlarımız için etkinlik sonrasında toplantı izlenebilir durumda olacaktır. Bu doğrultuda özellikle öğrenci arkadaşlarımızdan sınıflarında, kendi birimlerinde bununla ilgili bilgiyi paylaşmalarını, arkadaşlarını bu etkinliği ÇOMÜ TV üzerinden dinlemeye teşvik etmelerini hatırlatmak istiyoruz. Sunumumuzda neleri dikkate alacağız? Öncelikli olarak merkezimizin faaliyetleri konusunda bir kısa bir bilgilendirmede bulunmak istiyoruz. Bu doğrultuda akademik dürüstlükle ilgili evrensel geçerliliği bulunan temel değerleri sizlere anlatmak istiyorum. Tabii buradan yola çıkarak, akademik dürüstlükle ilgili temel değerlerden yola çıkarak akademik dürüstlük ihlaline sebep olabilecek olan davranışlar nelerdir? Bu doğrultuda üniversitedeki akademik hayatınız boyunca özellikle dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir? Bunlarla ilgili örnekler vermek istiyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur, intihalle ilgili bazen basında da popüler haberler olabiliyor. Bu yüzden mutlaka dikkatinizi daha öncesinde çekmiştir. Bunların daha sonrasında bu tür akademik ihlallerin karşımıza çıkmasına engel olabilmek amacıyla neleri ön planda tutmanız gerekiyor ve sonrasındaki özellikle lisansüstü eğitime devam etmek isteyen arkadaşlarımızı yönlendirme konusunda akademik dürüstlükle ilgili neler yapabilirsiniz, bunu daha etkin bir şekilde benimsemek adına bu değerleri onlara birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar, üniversiteye geldiniz. Üniversite biraz daha orta öğretimden farklı özellikler barındırıyor. Üniversite yapısı gereği eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma faaliyetlerine de mutlaka bünyesinde yer veriyor. Ve bu doğrultuda öğrencilerimizle eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütürken öğrencilerimizin akademik anlamda donanımlı hale gelmelerini istiyoruz. Belki bugüne kadar orta öğretim boyunca yapmış olduğunuz ödevlerde alıntılamaya, kaynak göstermeye çok dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bu konuda bir farkındalığınız gelişmemiş olabilir. Bu yüzden özellikle bu farkındalığı gelişmemiş olan arkadaşlarımızın bunu biraz daha bilinçli olarak nelerden kaçınmaları ve neleri özellikle yapmaları gerektiği konusunda intihalden kaçınabilme stratejileri konusunda sunumumuzun sonuna doğru örneklerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ben izninizle merkezimiz ve merkezimizin temel faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Merkezimiz oldukça yeni. 2021 yılının hemen başında resmi gazetede yayınlanan yazıyla faaliyetlerimize resmi olarak başladık. Her ne kadar resmi olarak faaliyetlerine yeni başlamış bir birim olsa da aslında merkezimizin kuruluşuna dayanak sağlayan çalışmalarımızın aşağı yukarı bir 10 yıllık geçmişi bulunuyor. Merkezimizin faaliyetlerini akademik dürüstlük teması etrafında toparlıyoruz arkadaşlar. Bu doğrultuda akademik dürüstlük dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunu hep birlikte netleştirelim istiyoruz. Bunun için kurumsal bir akademik dürüstlük kültürü geliştirme çabası içerisindeyiz. Üniversite olarak bunu tüm paydaşlarımızla, öğrenciler, idareciler, hocalarımız,
Tüm paydaşlarımızla bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Üniversite olarak faaliyetlerimiz eğitim öğretimle sınırlı değil, araştırma faaliyetlerimiz de var demiştik ve akademik dürüstlüğü tüm bu faaliyetlerin içerisinde ele almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şuna dikkatinizi çekmek isterim. Ben eğitim fakültesinde görev yapan bir hocayım ama akademik dürüstlük tek bir alana ya da tek bir disipline indirgenebilecek bir kavram değildir. Disiplinler arası bir kavramdır. Bu yüzden de rektör hocamız özellikle bütün birimlerin temsil edilmesini istedi. Bu disiplinler arası kavramın tüm birimler tarafından, tüm paydaşlarıyla birlikte benimsenmesi yönünde bir çabamız var arkadaşlar. Bu yüzden de özellikle bu oturumda lisans ve ön lisans programındaki öğrencilerimizi konuk ediyoruz. Akademik dürüstlüğün evrensel ilkelerinden bahsetmiştim. Bu ilkeler 6 tanedir arkadaşlar. Bizim burada ele aldığımız bu ilkeler Uluslararası Akademik Dürüstlük Merkezi tarafından tanımlanmış ilkelerdir ve kabul görmüş olan ilkelerdir. Bu ilkelere giderseniz beraber bakalım neler varmış. Buradaki sırasıyla gidersem dürüstlük, cesaret, sorumluluk, saygı, adalet ve güven. Şimdi bu 6 temel ilkeyi biz merkezimizin logosu içerisine yerleştirmeye çalıştık arkadaşlar. Bu binamıza bakacak olursak binanın bir çatısı var. Çatı binayı bir araya getiren bir yapı taşı olarak gördük bunu. Ve bu 6 değer içerisinde dürüstlük kavramını biz aslında bu binamızın çatısı olarak gördük. Ve bizi bu binaya taşıyan merdivenlerimiz var. Bu merdivenler de bizim için cesaret kavramı arkadaşlar. Yani cesaretimiz sayesinde bu akademik dürüstlük ilkelerini benimseyip bunları kendimize ilke edinebiliyoruz. Diğer binamız içerisindeki 4 stunsa sorumluluk, saygı, adalet ve güven olarak adlandırdığımız ilkeler tarafından temsil edilmiş oluyor. Bu doğrultuda biz merkezimiz faaliyetleri kapsamında bu 6 temel akademik dürüstlük ilkesinin tüm paydaşlarımız tarafından kurumsal kültürün oluşturulması adına benimsenmesini arzu ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu ilkeleri benimseyelim. Peki acaba bu ilkeleri benimsemezsem ne olur? Ya da acaba ne yapacak olursam, özellikle aramıza yeni katılan öğrenci kardeşlerimiz açısından bu soruyu soruyorum. Acaba ne yapacak olursam bu akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmiş olurum gibi sorular muhtemelen kafanızdan geçiyordur arkadaşlar. Burada birkaç önemli olabilecek akademik dürüstlük ihlaliyle ilgili birkaç önemli olabilecek olan kavramı listeledim. Neler bunlar? İntihal, kopya desteği, hileli işbirliği ve sınavda kopya çekme. Bu 4 tanesi literatüre, ilgili literatüre baktığımızda akademik dürüstlük ihlalleriyle ilgili en sık karşımıza çıkan kavramlar. Özellikle de üniversite boyutunda pek çok hocanız derslerinizden başarılı olabilmeniz için sınavlara girmenizin yanı sıra sizlerden ayrıca raporlar, çeşitli akademik metinler yazmanızı isteyecektir. Bu akademik metinleri yazarken hocalarınızın beklentisi sizlerin akademik yazma kuralları çerçevesinde fikirlerinizi desteklemeniz olacaktır arkadaşlar. Bunun için çeşitli teknikler var. Hocalarınız mutlaka bu tekniklerle ilgili, alıntılama teknikleriyle ilgili sizleri bilgilendireceklerdir derslerinde. Ama eğer bu tekniklere dikkat etmeden başkalarının fikirlerini kendi ödevlerinizde kendi fikirlerinizmiş gibi gösterirseniz ya da başkalarına ait olan ifadeleri kendi ifadelerinizmiş gibi kendi ödevlerinizin içerisine kopyalayıp yapıştırırsanız bu durumda akademik dürüstlükle ilgili bir ihlali gerçekleştirmiş olursunuz. Biz buna intihal diyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde akademik çalışmaların içerisinde yer almaması gereken bir unsur arkadaşlar. Bunun daha da gelişmiş
bir yönde olan diğer bir ihlal biçimi ise arkadaşlar, literatürde contract cheating olarak geçen anlaşmalı bir şeye giriyoruz burada. Kopya desteğine girmiş oluyoruz aslında. Bildiğiniz gibi bazı yasa dışı olarak faaliyet gösteren ödev siteleri var. Bazen öğrenciler şu yanılgı içerisine düşebiliyor. Hocam böyle bir ödev verdi. Bu ödevi kendim uğraşıp yapmak yerine bu ödevi yapabilecek birisini bulabilirim. Bu bazen kendi arkadaşlarınız olabiliyor ya da bazen kendi arkadaşlarınızın dışında az önce bahsettiğim gibi bu yasa dışı faaliyet yürüten şirketlere öğrenciler yönlenebiliyorlar. Bu oldukça tehlikeli bir durumdur arkadaşlar. Ödevinizi başkasına yaptırmış olmanız ve bunu kendiniz yapmış gibi sunmanız bir suçtur. Literatürde contract cheating olarak adlandırdığımız bir suçtur. Ve bu ödev siteleri bunları sonrasında çoğunlukla öğrencileri şantaj etmek amacıyla da kullanıyorlar. Ödevinizi yaptırdınız, parasını ödediniz, sonrasında kurumunuza, hocanıza bununla ilgili ödevinizi para karşılığında yaptırdığınıza dair sizi tehdit etmek amacıyla da kullanıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden ortaya çıkması durumunda ciddi yaptırımları olan bir akademik dürüstlük ihlalidir. O yüzden bununla ilgili de sizleri bilgilendirmek istedim. Üçüncü aşamada gördüğümüz uluslararası literatürde collusion olarak geçen bizim burada hileli işbirliği olarak adlandıracağımız durumsa hocalarınız bazen sizlere ödev verdiğinde sizlerden bu ödevleri iki kişi bir araya gelerek yapmanızı, bazen grup ödevi vererek bu grup ödevini gerçekleştirmenizi isteyeceklerdir. Ama çoğunlukla olarak hocalarınızın verecekleri ödevler bireysel ödevler olacaktır arkadaşlar. Bu doğrultuda mutlaka ve mutlaka hocalarınızın vermiş olduğu talimatları, yönergeleri çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bu anlamda bireysel olarak verilmiş olan bir ödev varsa bu ödevi mutlaka bireysel olarak gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bireysel bir ödevi yardım alarak herhangi bir arkadaşınızın orada bulunmaması gereken katkısıyla gerçekleştirirseniz bu da akademik dürüstlük ihlali adına bir ihlal olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Son olarak da sınavlarda kopya çekme elbette bu da sınav yapılması durumunda kesinlikle kaçınmanız gereken ihlal türlerinden bir tanesi olacaktır. Özellikle de pandemi döneminde bununla ilgili kaygılarımız daha da arttı. Uzaktan yapılan, online yapılan sınavlarda kontrol mekanizmaları çalıştırmak biraz daha farklı teknikler gerektirdiğinden bununla ilgili ihlallerde dünya genelinde bir artış olduğu, böyle bir eğilimin var olduğu kanaatindeyiz arkadaşlar. Bu anlamda böyle bir ihlalden de mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Ben burada tabii 4 tane ihlalden bahsettim ama akademik dürüstlüğü ihlal edebilecek onlarca farklı tür var arkadaşlar. Eğer ilginizi çekerse bunlara bakmak isterseniz kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı içerisinde bununla ilgili hazırlanmış olan bu terimleri içeren bir sözlüğümüz var. Bu sözlüğü Türkçe dilinde de hazırladık. Türkçe olarak bu sözlüğe bakabilirsiniz arkadaşlar. Diğer terimlere ve o terimlerle ilişkili guideline dediğimiz uygulama ilkelerine bakabilirsiniz. Şimdi özellikle bireysel ödevlerde dikkat etmemiz gereken bir noktayı bir kez daha buradaki şekilden yararlanarak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Az önce bahsettiğimiz collusion kavramı sizlerin bireysel yapmanız gereken bir ödevde arkadaşlarınızdan, sınıf arkadaşlarınızdan almamanız gereken yardımı alıyor olmanız bu arkadaşlar buradaki işbirliğinin gizli bir anlaşmayla akademik ihlale dönüşme biçimidir. Bu nedenle kesinlikle bir kez
kez daha hatırlatmak istiyorum. Hocalarınızın verdiği yönergeleri lütfen çok dikkatli bir şekilde takip edin. Bireysel ödevleriniz için arkadaşlarınızın katkısının ne olabileceğini, evet arkadaşlarınızla oturup ödevleriniz konusunda konuşabilirsiniz, onların fikirlerini alabilirsiniz ama sizden yazmanız istenen bir ödev, bir rapor varsa arkadaşınızdan bunu sizin adınıza yazmasını isteyemezsiniz. Ya da ödevinizi yazdınız, ödevinizle ilgili arkadaşınızın okuyup dönüt vermesini, size dönüt vermesini, eksik yanlarının, iyi yanlarının, güçlü yanlarının neler olmasını çoğunlukla biz öğrencilerimizin bunu yapmalarını olanak sağlarız ama yine kendinizi garanti altına almak adına hocalarınız da mutlaka bunu lütfen teyit edin arkadaşlar. Hocam ödevimi yazdım, arkadaşımdan okuyup bana dönüt vermesini isteyebilir miyim? Hocanızın izlencesiyle, kurs izlencesiyle örtüşen bir durum mudur? Bunu mutlaka teyit etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde şuradaki bu çizgiyi netleştirmediğimiz takdirde, bunun nerede bitip nerede başladığını netleştirmediğimiz takdirde bu işbirlikleri, arkadaşlarımızla olan kaçınılmaz işbirlikleri bizi akademik dürüstlük ihlallerine, işte gizli anlaşmalara ya da kopya dediğimiz daha ciddi ihlallere götürebilir arkadaşlar. Peki hocam ne olacak? Zaten çok da önemli bir ders değil. O derste kopya çeksem ne olur? İşte bu acaba benim gerçek hayatta mezun olduktan sonra nerede karşıma çıkacak? Ödevimde intihal yapsam ne olur? Ne kaybederiz ki? Ben pek çok insan biliyorum kopyayla mezun olmuş. Ya da işte ödevlerini internetten kopyala yaparak hocasına vermiş ve iyi notlarla, iyi ortalamalarla mezun olmuş pek çok insan biliyorum, pek çok arkadaşım var. Ne olur diye kafanızdan geçen sorular varsa arkadaşlar bu noktada lütfen bu soruları bir kez daha hep birlikte sorgulayalım. Neden sorgulayalım? Bizler hocalarınız olarak sizin burada kopya çekmenize izin verirsek, ödevlerinizi birbirinizin yerine yapmasına izin verirsek bizler görevimizi layıkıyla yapmıyor olacağız. Ve bizden beklendiği şekilde sizlere eğitimi veremiyor olacağız. Bu ne olacak? Sizin yaptığınız bu davranışları aslında vurdum duymazlığımız sayesinde pekiştirmiş olacağız. Biz kesinlikle ve kesinlikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak bu türden akademik dürüstlük ihlallerini önlemeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Bu anlamda politikamız buna yöneliktir. Böylelikle de daha sonrasında bu kopyalar daha da büyüyerek bizim karşımıza çıkabilecek olan hile ya da dolandırıcılık ya da en sonunda toplum içerisindeki bir yozlaşmadan işte insanlar bazen yakınıyorlar, yolsuzluktan yakınıyorlar. Bunların kökenine baktığımızda uluslararası literatürde bunların kökeninde aslında neyi görüyoruz? Bu türden önemsenmeyen, öncesinde akademik süreçler boyunca önemsenmeyen kopya gibi, intihal gibi akademik dürüstlük ihlallerinin bulunduğunu görüyoruz. Evet, aramızda çoğunlukla birinci sınıf öğrencileri var. Öyle olduğunu varsayıyorum hocalarımız hariç. Bu doğrultuda Çanakkale'ye hoş geldiniz. Çanakkale için önemli bir dönem yaklaşıyor. Neden önemli bir dönem yaklaşıyor? Çünkü bizim de artık bir köprümüz olacak arkadaşlar. İşte herhalde sayılı zaman kaldı. Bu bir yıl içerisinde belki de bu köprüyü kullanmaya başlayacağız. Heyecanlıyız bunun için. Fakat ben şimdi şunu sorgulamanızı isteyeceğim. Bizim üniversitemizde mühendislik fakültesi var. Diyelim ki o mühendislik fakültesinden öğrenciler bu köprünün inşasında çalışıyorlar. Projelendirmesinde çalıştılar. Ve varsayalım ki mühendislik fakültesinin hocaları intihale, kopyaya dikkat etmediler. Öğrencilerimiz nasıl mezun olursa olsun diye düşündüler. Ve bu köprü ortaya çıktı. Peki bir yıl sonra bu köprüyü kullanmaya başladığımızda acaba güven
güvenle bu köprünün üzerinden geçebilir miyiz? Kopya çekerek mezun olmuş mühendisin çizdiği, planlamasını yaptığı bir köprüyü kullanabilir miyiz? Ya da tıp fakültesinden ya da sağlık bilimlerinden arkadaşlarımız vardır. Ameliyat olmam gerekiyor. Gittim, biliyorum ki ameliyatımı yapacak olan doktor kopya çekerek mezun oldu. Peki ben acaba güvenle o masaya yatıp ameliyatımı olabilir miyim? Tabii ben burada bir örnekleri doktorlar üzerinden, mühendisler üzerinden verdim. Bunu bütün disiplinlere yayabiliriz arkadaşlar. Sadece temel bilimlerle sınırlı değil, temel bilimlerde belki bunların etkisini hemen anında görebiliyoruz bu örneklerde. Ama farklı disiplinlerde bunların etkisini süreç içerisinde mutlaka göreceğiz. İşte az önce bahsettiğimiz yolsuzlukta olduğu gibi bu sabahtan akşama oluşan bir çürüme değildir. Birikimle oluşan kurumların bu ihlalleri görmezden gelmeleriyle oluşan süreçlerdir arkadaşlar. Akademik dürüstlük ihlalleri dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Bu anlamda işte bazen basında görüyoruz şununla ilgili bir akademik dürüstlük ihlali var diye. Bununla ilgili endişe etmemiz gerekiyor mu? Evet, endişe etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir ihlal varsa bununla ilgili hepimizin endişe duyması gerekiyor. Çünkü toplum olarak bizi ilgilendiren bir durumdur. Ama asıl fark yaratan ihlalin ortaya çıkması değildir arkadaşlar. İhlal ortaya çıktıktan sonra verilen tepkidir. Verilen toplumsal tepkidir özellikle. İşte bazı toplumlara baktığımızda, mesela burada Japonca bölümünden Tolga Hocam var. İşte sosyal medyada falan çoğunlukla görürüz. İşte işiyle ilgili herhangi bir şeyi, vurdum duymazlığı olan birisi, belki de toplumsal baskı sebebiyle mesela Japonya'da intihar etmek durumunda kalıyor. Ya da işte istifasını vermek durumunda kalıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü toplum tarafından gelen bir dışlanma baskısı var. Evet, benim burada söylemeye çalıştığım şey, intihar edelim demiyorum, yanlış anlamayın. Ama biz öyle bir kültürel olarak öyle bir baskı oluşturmalıyız ki bu ihlallere yeltenen arkadaşlarımız olacak olursa onlar bizler tarafından dışlanacaklarını bildikleri için bunu hiç aklından bile geçirmemeliler. Tabii bu hemen çok çabuk benimsenebilecek olan bir olgu değil arkadaşlar. Biraz bu sürecin gerçekleşebilmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Ve kesinlikle ve kesinlikle bunun gerçekleşebilmesi için işbirliğine ihtiyacımız var. Bunu hocalarımız olarak bizler bir araya gelerek tek başımıza yapamayız. Bunu yapabilmemiz için mutlaka öğrencilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Öncelikli olarak sizler neden üniversitede olduğunuzun bilincinde olmalısınız. Üniversiteden mezun olduktan sonra alacağınız, üstleneceğiniz rollerin, toplumsal sorumlulukların bilincinde olmalısınız. Ve buna göre hareketlerinizi ve akademik yaşantınızı düzenlemek zorundasınız. Ve bizim kesinlikle ve kesinlikle sizlerin desteğinizi, öğrencilerimizin desteğine bu anlamda bu kültürün oluşturulabilmesi açısından ihtiyacımız var arkadaşlar. Şunu düşünün, iyi bir öğrencisiniz, sabah akşam çalışıyorsunuz, pek çok şeyden feragat ediyorsunuz ve sınava giriyorsunuz. Sınavdan işte aldığınız not, diyelim ki BB notunu aldınız, o dersten BB ile geçtiniz. Ama diğer taraftan bir arkadaşınızın o sınavdan kopya çekerek ve hiç çalışmadan AA ile geçtiğini görüyorsunuz. Şimdi biz hocalarımız olarak orada çekilen kopyaya ya da bunun ödev için de geçerli olabilir. Kendi yazdığınız, uğraştığınız bir ödev için BB aldınız. Başka bir arkadaşınız kopyala yapıştır yaptı. Bu ödevi için AA aldı. Şimdi eğer bizler hocalarımız olarak buna sessiz kalırsak, bu akademik dürüstlük ihlalini gerçekleştiren arkadaşlarınızı görmezden gelirsek, bu durum bir sonraki dönemde ne olarak karşımıza çıkacaktır? Evet, o böyle yaptı, AA aldı, bu sefer ben de benzer bir şey yapacağım. Nasıl olsa bunu yapanlar AA alıyor, ben de AA alacağım. Bu durumda bakın, hani yozlaşmadan bahsettik, bu nasıl gerçekleşiyor?
Bu o ihlali yapan bir kişiyi de kendi yanına bir kişiyi daha çekiyor, bir kişiyi daha çekiyor ve böylelikle maalesef bu kişilerin sayısı, bu ihlali gerçekleştiren kişilerin sayısı gerçekleştirmeyenleri aşmış oluyor ve o zaman da işte o çürüme gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Biz bu anlamda bu türden arkadaşlarımız, bu türden niyetleri olan arkadaşlarımız varsa onları kesinlikle burada toplanmamızın amacı bu arada cezalandırmak, bu arkadaşlarımızı okuldan atalım, cezalandıralım değildir arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızı kazanalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın da neden burada olduklarının farkına varabilmelerini sağlayalım. Neden üniversiteye geldiler, mezun olduklarında ne yapacaklar, nasıl bir iş yapacaklar, bu işi yapmaları için ne gibi yetilere ihtiyaçları var, burada hocaları onlara ne gibi katkılarda bulunabilirler, bunları hep beraber konuşalım istiyoruz arkadaşlar bu öğrenim hayatınız boyunca. O yüzden de işte köprü örneğini verdim, özellikle de bu örneği verdim. İşte memleketlerinize gidip gelirken köprüyü kullanmasanız bile köprünün yanından geçeceksiniz. Her geçişte köprüden bunu hatırlayın arkadaşlar. Acaba bunu çizen mühendis kopya çekmiş miydi diye düşünün ve bunu hayatınızın her aşamasına yayın. Böylelikle de kendi sorumluluğunuzu daha iyi sorgulayabilirsiniz. Topluma karşı olan sorumluluğunuzu daha iyi sorgulayabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz daha teknik boyutuna. İntihal dedik, işte internetten diyelim ki size verilmiş olan ödev konusunu direkt kopyala yapıştır yaptınız. Bu durumda intihal yaptınız, bunu doğru atıflandırma yapmadan yaptınız, intihal yapmış oldunuz. Burada bizim intihal için vermiş olduğumuz tanım, network aracılığıyla vermiş olduğumuz tanım şu arkadaşlar, diğer kaynaklardan alınan çalışmaları, fikirleri doğru bir şekilde bildirmeksizin sunmak. Neyi kastediyoruz burada? Bakın bu fikir de olabilir, çalışma da olabilir. Çalışma herhangi bir çalışmayı içeriyor arkadaşlar. Şimdi aramızda güzel sanatlardan da arkadaşlarımız var mesela. Güzel sanatlarda kopya mümkün müdür ya da intihal mümkün müdür? Evet, orada da mümkündür. Özellikle fikir boyutunda da intihal mümkündür. Bu yüzden biz çalışma olarak adlandırıyoruz bunu arkadaşlar. Bu eğer yazılı bir raporsa oradaki bir cümle olabilir ya da orada geçen bir fikir olabilir. Herhangi bir şekilde size ait olmayan bir fikri kullanıyorsanız bunu mutlaka ve mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Tabii istisnalar var. Ne gibi istisnalar var? Bizim genel bilgi olarak adlandırdığımız, işte toplumda herkes tarafından bilinen bilgiler. Örneğin fen bilgisi alanında çalışma yapıyorsunuz. İşte su 100 derecede kaynar diye yazdınız. Bunun için atıfta bulunmanız gerekir mi? Hayır, gerekmez. Neden? Bu herkes tarafından bilinen bir bilgidir. Ya da bazen disiplinlere özgü, o disiplinde çalışan insanların bildikleri, hepsinin kabul ettikleri bilgiler vardır. Ben mesela kendim İngiliz dili eğitimi ana bilim dalında çalışıyorum. İşte bizim ana bilim dalımızdaki tüm öğrenciler ya da hocalarımız neyi bilirler? İşte dil becerisiyle ilgili 4 tane temel beceri vardır. Okuma, konuşma, yazma, dinleme. Siz şimdi bir şey yazarken dil öğrenmek bu 4 beceriyi pekiştirmeyi gerektirir derseniz, bu atıf gerektirir mi? Gerektirmez. Neden? Çünkü bu herkes tarafından, o disiplindeki tüm çalışanlar tarafından bilinen bir bilgidir arkadaşlar. Bu gibi istisnalar olabilir. Disiplininize özgü başka istisnalar, özel durumlar olabilir. Bunları lütfen ve lütfen arkadaşlar hocalarınızla konuşunuz. Sizin alanınıza özgü ne gibi durumlar söz konusudur, bunları netleştiriniz. Ama bunun dışında kalan başka birisine ait bir fikir varsa, bu fikri kullanıyorsanız mutlaka okuyucularınızı ya da karşınızdaki kişiyi bununla ilgili bilgilendirmeniz gerekir. Mesela ben burada bir tanım yaptım. Bu tanım benim kendi tanımım değil. Bu network'te arkadaşlarımızla birlikte yaptığım tanım. Ve sizleri dinleyicilerim olarak bununla ilgili bilgilendirdim. Bakın bu tanım
Evet, size bir tanım sunuyorum ama bu tanım benim kendi tanımım değildir. Bunun kaynağıyla ilgili sizlere bilgi veriyorum. Bu çok önemlidir. Akademik çalışmalarda çok önemlidir arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şimdi akademik dürüstlük ihlallerinden bahsettik. Bu ihlaller acaba hocam yanlışlıkla intihal yapabilir miyim ya da yanlışlıkla başka bir şekilde akademik dürüstlüğü ihlal edebilecek başka bir davranışta bulunabilir miyim? Buna verebileceğimiz cevap evet arkadaşlar. Akademik dürüstlük ihlalleri bazen kazara olabilmektedir, bazense kasıtlı olabilmektedir. Diyelim ki bir sınava gireceksiniz. Bu sınava girmek için bir düzenek hazırladınız. İşte geçen hafta haberlerde vardı, geçenlerde haberlerde vardı. Adamın birisi ehliyet sınavına girecek. Kulağının içine bir mikrofon yerleştirmiş. İşte bir de şey var, veri aktarımı sağlayan bir düzenek kurmuş. Ehliyet sınavına bu şekilde giriyor. Şimdi bu kişinin ben yanlışlıkla bunu yaptım deme ihtimali var mı? Kazara oldu böyle bir şey deme ihtimali var mı? Hayır, yok. Bu kasıtlı olarak orada bir ihlal söz konusu arkadaşlar. Ama özellikle intihalle ilgili, özellikle de biz bugün birinci sınıf öğrencilerimizi burada görmek istedik. Özellikle de birinci sınıf öğrencilerimizin vermiş oldukları yazılı raporlarda arkadaşlar, intihale, kazara rastlayabilmemiz mümkün. Çünkü akademik yazma becerileri belli bir gelişim gerektirir arkadaşlar. Bu doğrultuda bazen hani yapabileceğiniz sıkıntılı durumlar olabilir. Ama tabii bunların tekrarlamaması ve sizin yaptığınız o yanlışlardan gerekli dersleri çıkartarak düzeltilmiş olması önemlidir. Bu anlamda hocalarınızla mutlaka bu konularla ilgili görüşün arkadaşlar. Bu az önce sözünü ettiğimiz akademik dürüstlük ihlallerinden özellikle intihal bu anlamda kazara bir oluşuma açıktır. Ya da collusion dediğimiz oradaki o birbirinizle olabilecek olan o anlaşmalardaki çizgiye dikkat etmezsek işbirliği nerede bitiyor, nerede o gizli anlaşmalar başlıyor, buna dikkat etmezsek burada da yine kazara akademik dürüstlüğü ihlal etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi özellikle akademiye yeni katılan arkadaşlarımız bazen kendi aralarında bu konularda konuşuyorlar. Ben pek çok öğrencimizin bununla ilgili söylentilerine kendimi bizzat da şahit oldum. Ve bu noktadan hareketle biz network olarak bu söylentilerle ilgili bir arkadaşlarımızı yönlendirebilecek bir metin oluşturduk arkadaşlar. Kafeteryada geçen gün adını verdiğimiz bu intihal söylentilerini işte öğrenciler kendi arasında şunu şunu yaparsam acaba burada intihal yapmış olur muyum gibi sorular ve bunlara bizim verdiğimiz açıklayıcı cevaplar var. Bu metnin Türkçesi de mevcut arkadaşlar. Burada linkini paylaştım. Bununla ilgili özellikle birinci sınıf öğrencilerimizin bu söylentileri ve bizim verdiğimiz cevapları okumalarını kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunlar oldukça önemlidir. Akademik dürüstlükle ilgili farkındalığınızın artması adına ve bu ihlallerden kaçınabilmenizi sağlamak adına önemli olan cevaplardır arkadaşlar. Burada linkini paylaştım. Bu arada merkezimiz sayfasından bugün bu sunuma ulaşabileceksiniz. Sunumu indirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sözlü olarak da, sözlü ve görüntülü olarak da Çumbi TV tarafından da yayınlanmış olacak. Peki, şimdi kasıtlı olarak kötü bir şey yapmıyoruz. Kasıtlı olarak akademik dürüstlüğü ihlal etmiyoruz. Peki ya kazara etmek de istemiyorum ama bu durumda ne yapmam gerektiğini de açıkçası bilmiyorum diyorsanız burada ne yapalım arkadaşlar? Bir defa benim size önerim şu. Özellikle çok yeni başladığınız, akademik yazmaya çok yeni başladığınız bu dönemde
bir raporu yazdıktan sonra her bir cümleyi okuyun ve her bir cümleyi okuduktan sonra kendinize şu soruyu sorun arkadaşlar. Bu cümlede kendime ait olmayan bir fikir ya da ifade kullandım mı? Buna cevabınız evetse, bu sefer eğer burada bir fikir var, bu fikir benim fikrim değil. Peki, acaba bana ait olmayan bu fikir herkes tarafından bilinen bir fikir midir? Yoksa çok özel, atıf gerektiren bir kavram mıdır? Eğer böyleyse arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bunu atıfla, o okuduğunuz, nereden okuduysanız, o fikri nereden edindiyseniz o kaynakla ilişkilendirerek sunmanız gerekir. Daha da önemlisi sizin kendinize ait olmayan diyelim ki bir kitapta bir cümle gördünüz ve sizin tartışmanızı çok iyi destekleyecek olan bir cümle. Bunu ödevinizde, raporunuzda kullanmak istiyorsunuz. Kullanabilir misiniz? Evet, kullanabilirsiniz. Fakat mutlaka neyi belirtmeniz gerekiyor? Bunun başka bir kaynaktan direkt olarak alındığını belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da farklı yazma stillerinde, farklı şekillerde yapıyoruz. Bazı yazım stilleri çift tırnak kullanımını gerektiriyor. Bazı yazım stilleri tek tırnak kullanımını gerektiriyor. Bu doğrultuda yine farklı disiplinlerden geldiğiniz için mutlaka ve mutlaka hocalarınızla, o raporu teslim edeceğiniz hocanızla görüşmenizi, bu konuda atıfta bulunurken, direkt alıntıları yaparken, sizin disiplininizde bunun nasıl yapıldığını netleştirmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemlidir. Özellikle kendinize ait olmayan bir cümle kullandıysanız, bu cümleyi mutlaka kaynağıyla birlikte tırnak içerisinde sunmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada sizlere birkaç örnek göstermek istiyorum. Biz akademik metinleri yazarken bu atıf sistemini bir metin içi atıflar, bir de kaynakça olmak üzere aslında ikiye ayırırız. Metin içi atıflarda kaynağa ulaşabileceğimiz çok öz bir bilgi veririz ama o bilgi sayesinde tek başına kaynağa ulaşamayız. Kaynakça ile ilişkilendirdiğimiz takdirde ancak o kaynağa net olarak ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu anlamda direkt alıntılar ve sonrasında bizim kendi cümlelerimizle ifade ettiğimiz aktarımlar birbirinden farklı olur. Şimdi üniversiteye geldiniz, hocalarınız sizlerden ödevlerinizi teslim ederken bunu bir çoğunlukla bir yazılım aracılığıyla yapmanızı isteyeceklerdir. Bu yazılımlara biz genel olarak metin eşleşme yazılımları diyoruz arkadaşlar. Bizim üniversitemizin kullandığı metin eşleşme yazılımı Turnitin'dir. Bu yazılım aracılığıyla ödevlerinizi göndereceksiniz. Neden böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar? Böylelikle ödevlerinizin içerisinde olası diğer kaynaklarla olan eşleşmeleri bu yazılımlar aracılığıyla görebiliyoruz. Ve görmüş olduğunuz bu eşleşmeler acaba intihalden mi kaynaklanıyordur, yoksa doğal atıflar mıdır, olması gereken atıflar mıdır? İnceleyerek, bu benzerlik raporlarını inceleyerek bunlara karar verebiliyoruz. Şimdi bu yazılımların çalışma prensibi nedir? Bu sizin gönderdiğiniz ödev ve o yazılımların bir veri bankası olur arkadaşlar. İnternet kaynakları, akademik metinler, kurumsal veri tabanları, öğrenci veri tabanları gibi farklı veri tabanlarını birleştirerek sizin ödevinizi diğer kaynaklara karşı tarar arkadaşlar. Kullandıkları bir algoritma aracılığıyla da benzerlikleri sizin metninizle diğer kaynaklar arasındaki benzerlikleri gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu benzerlik raporlarında bazı ifadeler vurgulanmış olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın bunlar benzerlik raporlarıdır arkadaşlar. Benzerlik ve intihal birbirine eşit değildir. Eş anlamlı değildir. Benzerlik raporları yalnızca ve yalnızca benzerliği gösterir. Bunları inceleyerek de o benzerliklerin intihal olup olmadığına karar veririz arkadaşlar. Hocanız da inceler, siz de incelersiniz. Böylelikle herhangi bir intihali çağrıştırabilecek herhangi bir olgu var mıdır? Ona bakarız. Benzerlik raporlarının içerisinde
Oransal olarak da bilgi verilir. Bu oranlar çoğunlukla bizim için tek başına bir anlam ifade etmez. Arkadaşlar birazdan göstereceğim örneklerde de neden anlam ifade etmediğini göstermeye çalışacağım. Şimdi mesela Turnitin öğrenci ödevlerini bu oranları baz alarak 5 farklı kategoride sınıflandırır, renklendirir. Şimdi mesela diyelim ki ödevinizde %15'lik bir benzerlik var. Sizin ödevinizi şu kategoriye alacaktır ve yeşil renkle ödevinizi gösterecektir size. Tabii bu renkler farklı çağrışımlarda bulunabiliyor bazen hocalarımıza ya da öğrencilerimize. Nedir? Aa, yeşil olduğuna göre demek ki benim ödevimde herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar, bunlar tek başlarına anlam ifade etmiyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle sadece oranlara bakarak ödevinizde bir sorun olduğunu ya da sorun olmadığını düşünmeyin. Mutlaka benzerliklere bakın arkadaşlar. Benzerliklere baktığınızda buna benzer şeyler göreceksiniz. Bakın şurada bir oran göreceksiniz. Burada metninizin içerisindeki eşleşmeleri göreceksiniz. Şuradaki renklerle buradaki eşleşmeler, bunların renkleri birbiriyle aynı olacak. Böylelikle hangi eşleşmenin hangi kaynakla olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. Mutlaka metninizin içerisine bakın. Bu eşleşmelerde, şurada şöyle bir eşleşmem var, bu bir problem ifade ediyor mudur? Bunu anlamaya çalışın. Mesela ödevinizi gönderdiniz ve karşınıza böyle bir tablo çıktı. Nedir buradaki tablo? %99 benzerlik. Bu ne demek oluyor? Bu aslında orana bakarak tek başına karar veremeyiz diyoruz ama buradaki oran ciddi anlamda bir şeyin sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Bakın intihal yapıldığını demiyorum, ciddi bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Bu ciddi sıkıntı ne olabilir? Diyelim ki bu dersi bir önceki yılda aldınız, bu dersten başarısız oldunuz, bir sonraki yıl daha önce hazırlamış olduğunuz ödevin üzerinde çok küçük %1'lik bir değişiklik yaparak ödevinizi tekrar gönderdiniz. Birincisi, hocanızla görüşüp bir önceki yılda hazırladığınız ödevi tekrar gönderebilme şansınız var mıdır? Bunu teyit etmeniz gerekiyor. Dersin içeriğine göre hocanız bunu göndermenize izin verebilir ya da vermeyebilir. Ya da bu benzerlik neden kaynaklanabilir? Ödevinizi kendiniz yapmadınız. 3 sene önce mezun olmuş olan bir arkadaşınızdan bu ödevi, diyelim ki komşunuzun çocuğuydu, ondan buldunuz bu ödevi. Onun ödevini gönderdiniz. Database'de bu veri tabanında bu ödev karşımıza çıkacaktır ve buradaki eşleşmeyi gösterecektir. Tabii böyle bir durum söz konusuysa arkadaşlar, bu ciddi bir akademik dürüstlük ihlali olacaktır. Bu durumda intihal yapmış olmakla suçlanacaksınız ve bununla ilgili işlem, ona göre hocanız bu işlemi başlatacaktır. Bazen metninizin içine baktığınızda, eşleşmelere baktığınızda buna benzer ifadelerin eşleşmiş olduğunu göreceksiniz. Bunlar problem midir? Şimdi mesela şurada bir satırı biraz aşan bir eşleşme var. Burada da benzer bir durum söz konusu. Bu türden bir eşleşmeniz varsa arkadaşlar, bakın hiç arada boşluk vermeden devam eden 10 kelimeyi aşan eşleşme var. Bu neyi gösteriyor? Diğer kaynakla o uzunluktaki bir metnin birebir eşleştiğini gösteriyor. O zaman bunun ne yapılmış olması gerekiyor? Yani bize vermiş olduğu mesaj nedir bu eşleşmenin? Burada direkt bir alıntı var. Başka bir kaynaktan bir cümle buraya kopyalanmış. Peki ben hoca olarak ne yapıyorum şimdi? Bakıyorum, öğrencim bana yapmış olduğu direkt alıntıyı göstermiş mi? Evet, bakıyorum, tırnak işaretini burada açmış, tırnak işaretini burada kapatmış ve buna eşlik edecek olan atıf bilgisini de vermiş. Peki bu bir soruna işaret ediyor mu arkadaşlar? Hayır. Burada bu ödevi yazan arkadaşımız güvenli bir şekilde başka bir kaynağa atıfta bulunarak fikirlerini desteklemiş oluyor. Bunu tartmamız gerekiyor arkadaşlar. Eşleşmeleriniz herhangi bir soruna işaret ediyor mu, etmiyor mu? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Bu
liderlik oranınızı %2 otomatikman arttırmış oldu. Evet hocam, bu oranın artmış olması ya da düşmüş olması bizim açımızdan hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu oranlara odaklanmaktan kaçınmamız gerekiyor hocam. Ama içimizdekiler, şeyler vesaire bence işte yanlış politika yürütüyorlar hocam. Hocam biz network olarak kesinlikle tüm iletişimde bulunduğumuz yayıncıları da bu konuda bilgilendiriyoruz. O türden politika güden bir dergi zaten hocam nitelikli bir dergi değildir. Çok bildiğimiz dergi çıkıyor, makalelerde, bazı evet. Kaynaklarda belki %10'u aşmıyor. İki oradan aldım. Hocam hiçbir... İstanbul'da Yarımada'daki tarihi eserler yazıyorsunuz, tarihi eserler bellidir. Evet. Karanet Camisi, Ayasofya vesaire falan. Bütün hepsini gösteriyor. Hocam o dergilerin o göstermelik olarak koymuş oldukları o ifadeler bilimle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerdir. Oransal olarak hiçbir şekilde böyle bir sınırlama konamaz hocam. Onlar yanlış yapıyorlar. Fakat enstitüde var bu. Evet. Enstitüde orana bakarak da oran miktarını sadece içinizde geçiyorsa diyor. Tekrar yazacaksınız. Sizi kendi enstitüsünüz. Yanlış mı biliyorum? Evet, enstitüyle ilgili biz salı günü yapmış olduğumuz oturumda evet enstitüyle ilgili bu hususu konuştuk. Bugün bu oturumdan sonra lisansüstü oturumumuz olacak. Lisansüstü oturumda biraz daha detaylı olarak o konuyu ele alacağız. Burada şu tavsiye edilebilir. Örnekleri var. Tezin kabulü ile ilgili savunma sınavına girmesine uygundur diye en az işte belirlenen 5 ya da 10 ortadan tabii yani bizim burada network olarak bakın dünya çapında akademik bürosuyla ilgilenen 3 tane network vardır. Bunlardan bir tanesi European Network for Academic Integrity. Benim de kurucu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığım network. Hiçbir network'te biz diğer iki network'te de çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Hiçbir network'te biz bu şekilde oransal bir sınırlama konulması konusunda tavsiyede bulunmuyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kurumlara bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Sadece kurumlara değil, yayıncılara da aynı şekilde bundan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz hocam. O durumda haklısınız hocam. Orada işte bizim bu kültürel olarak hani bir kültür geliştirelim burada diyoruz. Aslında bunun diğer üniversitelere, akademiye de örnek teşkil etmesini bekliyoruz. Biraz bu anlamda ulusal bir farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü politikalarımız, izlenen politikalarımız çok sağlıklı politikalar değil. Bir soru sorabilir miyim? Bu Turnitin ve Artentik'in programlarında bu tarz şeyleri aslında hani tırnak içinde olanlar ya da belirli bölümleri çıkartıp benzerlik raporu alabiliyorsunuz. O zaman benzerlik daha da düşüyor. Onlar bazı enstitülerin kurallarında ya da bazı derginin kurallarında şu kısımlar dışındaki benzerlikler diye tanımlanmış durumda. O yüzden hani böyle bir benzerlikte bu kısımları çıkardığınız zaman hani normal çiftirmekle alıntıları o zaman yükselmiyor hocam. Şimdi bir tezde bunu yapmaya kalkarsanız tezin bütünlüğünü bozarsınız zaten siz. Burada o zaman belki Turnitin programının bir noksanlığı var. Yani çünkü tırnak içine almış, kaynağı da belirtmiş. Bakın yukarıda 2 puan var, aşağıda da kaç puan, 4 puan mı ne var? Bu zaten doldu. Şimdi ben bunları çıkardığım zaman zaten o metnin bir anlamı kalmaz ki. Hayır, çıkardım. O zaman Turnitin ya da başka bir programlar varsa belki onların noksanlığı olabilir. Elbette hocam, şunu ifade edeyim. Gibi. Yok, bu çıktı hakları çıkarmıyorsunuz da benzerlik raporu alırken bunları göz önünde bulundurma şeklinde. Hocam her iki hocam da fikirlerinde haklılar. Fakat kaçırdığımız şu nokta var. Hala daha rakamlar üzerinde konuşuyoruz hocam. Hocam rakamları unutun lütfen. Rakamlarla işimiz yok. Bizim işimiz buradaki bu benzerliklerle. Rakamları hatta biz Turnitin ve diğer yazılımlara da bu rakamları raporlarından çıkarmalarını tavsiye ettik. Ama tabii onlar ticari kaygılarla bunu gerçekleştirmediler. Rakamlar bizim hiçbir işimize yaramıyor. Gördüğünüz gibi sadece tartışmaya sebep oluyorlar. Çünkü rakamlar yorumlanması daha kolay olduğu için
akademisyenler ya da bazen yayıncılar rakamlar üzerine odaklanabiliyor. Tabii bu yazılımların güçlü ya da eksik olan yanları var. Bunu bir sonraki oturumda hocam konuşacağız. Lisansüstü oturumunda konuşacağız. O yüzden lisans oturumunu biraz daha şeyini aşıyor. Burada hani bu tartışmayı noktalayalım. Müsaade ederseniz diğer oturumda bununla ilgili daha detaylı konuşuruz hocam. Şimdi öğrenci arkadaşlarımıza %0'lık bir benzerlik gösteriyorum. Ana kadar iyi, hiç bir benzerlik olmadan bir ödev sunmuş. Aferin bunu yazan kişiye gibi düşünüyorsak, hatalı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü akademik yazım içerisinde mutlaka benzerlikler olması gerekir. Neden? Çünkü siz diğer kaynaklara atıfta bulunuyorsunuz. Akademik yazım gerçekleştirirken terimlerden yararlanıyorsunuz. Ve bu terimler mutlaka ve mutlaka başka çalışmalarla eşleşecektir. Yani bu da ne demek oluyor? Sizin burada kaçınılmaz bir şekilde benzerliğiniz olacaktır. Önemli olan bu benzerliği burada yorumlamak. Peki herhangi bir öğrencimin ödevinde %0 benzerlik varsa ben ne yapıyorum? Bu sefer daha ciddi bir intihal vakasıyla karşılaştığım konusunda bir fikir yürütüyorum arkadaşlar. Ne gibi? Bazen mesela öğrenciler ne yapıyorlar? Bu Word belgesi üzerinde buranın ekran görüntüsünü alıyorlar. Word belgesi üzerine bunu yapıştırıyorlar. Neden? Bunlar text matching software diyoruz. Metin eşleşme yazılımlarıdır. Metinler üzerindeki eşleşmeye bakar. Eğer bunun içerisine JPG gibi bir ekran görüntüsü koyuyorsanız bununla ilgili olan eşleşmeyi bu yazılımların çoğunluğu yapmaz. Ama bununla ilgili hocaya bilgi verir. Orijinal metin içerisinde hocanız bunu siz eğer oraya ekran görüntüsü alıp koyduysanız görebilir. Ya da daha üst düzey nitelikli intihalciler ne yapıyorlar? İşte metnin içerisinde geçen özel karakterleri, mesela ne diyelim, Türkçedeki O karakterini, O harfini, bunu şeydeki Yunan alfabesinde O harfine benzeyen bir karakterle değiştiriyor. İşte bul değiştir diyor, bütün o karakterleri değiştiriyor. Bu sistemlerin algoritması ne üzerine çalışır? Benzerlikleri yakalama üzerine çalışır. Her ne kadar biz baktığımızda o iki O birbirine benzer gibi görünüyor olsa da algoritma onları farklı olarak adlandıracaktır. Ama yine de böyle bir şey yapmanız durumunda bu yazılımlar hocalarınıza bununla ilgili, bu özel karakterlerle ilgili bilgi verecektir arkadaşlar. O yüzden burada %0 benzerlik çıktı, o yüzden intihale yakalanmadım gibi bir yanılgı içerisinde olmayın lütfen. Kaynakçadaki benzerlikler bazen arkadaşlarımızın kafasını karıştırabiliyor. Hocam, benim kaynakçam var. Turnitin bu kaynakçadaki bütün yazdıklarımı diğer kaynaklarla eşleştirdi. Bu düşündüğümüzde oldukça normal bir şey. Ama ben sizlere bugün burada iki tane kaynakça örneği sunuyorum. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. İkisini birbirinden ayıran şey nedir? Şuraya baktığımızda tek bir renk görüyorum. Buraya baktığımızda ise farklı bir renk görüyorum. Buradaki arkadaşımız ne yapmış? Buradaki arkadaşımızın yararlandığı kaynaklar var ve bu kaynaklar farklı farklı kaynaklarla eşleşmiş. Bu oldukça normal bir şeydir arkadaşlar. Kaynakçanızda buna benzer eşleşmeler olacaktır. Ama eğer kaynakçanızda buna benzer bir eşleşme varsa bu sorunu işaret ediyor. Neden sorunu işaret ediyordur? Burada ben neyden şüphelenirim? Bu öğrencim başka bir çalışmayı almış, onun kaynakçasını aynen kullanmış. Yani bu çalışmasını oluştururken, bunu tasarlarken, kullanacağı kaynakları seçerken fikir anlamında burada bir intihalde bulunmuş. Ya da farklı uygulamaları da çıkabiliyor bunun karşımıza. Nedir? Çeviri intihalinde özellikle. Çeviriyle ilgili bir intihal kaygısı varsa bu anlamda özellikle kaynakçadaki
renklerin eşleşmesine buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çünkü bize çeviri intihalini tespit etme konusunda fikir verebilir. Evet, son olarak bu kültürün gelişimi, kurumsal olarak akademik dürüstlük kültürümüzün gelişimi sadece biz hocalarımızın çabasıyla gerçekleşebilecek olan bir amaç değil arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle sizlere ihtiyacımız var. Sizin işbirliğinize, desteğinize ihtiyacımız var. Ve sizler bugün programlarınızı temsilen buraya katıldınız. Lütfen okullarınıza geri döndüğünüzde arkadaşlarınızı bugün burada duyduklarınızla ilgili bilgilendirin. Hiçbir şey yapmıyorsanız en azından WhatsApp gruplarınız vardır. Bununla ilgili hem merkezimizin sayfasından hem de Çomi TV'nin sayfasından bugünkü oturumun linkini paylaşırsanız en azından bugün burada olamayan arkadaşlarınızla bu kültürün gelişmesi konusunda bizlere katkı verebilirler. Son olarak şartlar ne olursa olsun dürüst olalım diyoruz. Tabii bunu gerçekleştirebilmek her zaman için kolay olmayabiliyor arkadaşlar. O altı temel değer içerisinde özellikle cesaret bu anlamda bizi bu konuda motive edecek olan ilk değer olacak. Burada ben bazı önemli olabilecek olan linkleri paylaştım. Bu linklere bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakın sizlere bugün burada hitap ederken bazı kaynaklardan yararlandım. Bu kaynakların listesini burada görüyorsunuz. Hocalarınız da sizlerden sunum yapmanızı istediğinde bekledikleri şey budur arkadaşlar. Sunumunuzun içerisinde size ait olmayan fikirleri ve sunumun sonrasında o fikirlere, o kaynaklara nereden ulaşabileceğinize yönelik bilgi vermenizi isteyeceklerdir. Ben katılımlarınız için hem hocalarımıza hem de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa süremiz, soru varsa alabiliriz birkaç soru sanırım. Buyurun. Hocam çok keyifli ve verimli bir sunum oldu. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Aklıma takılan bir soru var. Kendine imtihan mümkün mü hocam? Mümkün. Yani daha önceki çalışmalarımızdan herhangi bir bize ait olan fikri veya metni yeni çalışmamızda kullanabiliriz. Kullanabilirsiniz ama bununla ilgili okuyucunuza bilgi vermek durumundasınız. Eğer bunu bir öğrenci olarak soruyorsanız, diyelim ki bu sene benim dersimi aldınız, benim dersim için bir ödev hazırladınız. Bir sonraki yıl başka bir hocanız bir ödev verdi. Aa, geçen seneden çalışılmış şöyle bir ödevim vardı. Onun üzerinde işte şurasından düzelteyim, burasından düzelteyim. Sonra da bu yeni yılda yeni hocama vereyim derseniz bu büyük bir ihtimalle kabul edilmeyecek. Ama kesinlikle bunu hocanızla görüşmeniz gerekir. Belki hani birbirini devam ettirebilecek olan çalışmalar olabilir. O çalışmayı daha ileriye nasıl götürebilirsiniz o konuda hocanızın fikrini alın. Ama fikir almadan bir çalışmayı biraz daha recycle diyoruz buna. Birazcık daha üzerinde böyle orasını burasını toparlayıp yeniden gönderiyorsanız bu self plagiarism dediğiniz kendi kendine intihaldir. Buyurun. Şöyle olacaktı. Şimdi mesela bir ödev verildi bana diyelim ki ben bu ödevi imtihal yapacağım diyelim. İngilizce bir yazıyı aldım, Türkçe'ye çevirdim kendimi ve bunu ödev olarak sundum. Ve yazılımlar bunu algılayamıyordu muhtemelen. Bu durumda ne yapılıyor? Şimdi yazılımlar bunu algılayabiliyor. Öncelikle tam olarak oradaki eşleşmeyi göstermez ama yazılımlar kaynakçadan yola çıkarak ve metin içerisinde de bazı karakteristiklerden, semantik eşleşmelerden yola çıkarak yazılımlar bununla ilgili hocalarınıza fikir verir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu soruyu yani yazılımın algılaması açısından değil, bu soruyu bizim kaçınmamız gereken bir husus açısından değerlendiriyorum. İngilizce bir metin var. Bunu alıyorum direkt Türkçe'ye çeviriyorum ve kendim yazdım diye sunuyorum. Bu çeviri intihalidir arkadaşlar. Kesinlikle kaçınmamız gereken bir şeydir. Peki ödevin içerisinde Türkçe ödev yazarken İngilizce yazılmış bir kaynaktan yararlanabilir miyim? Evet yararlanabilirim. Ama hiçbir hocanız muhtemelen sizden tek bir kaynağı al, bunu çevir, getir
diye bir beklenti içerisinde olmayacaktır. Çünkü biz akademik raporlar içerisinde farklı kaynaklardan gelen bilgilerin birbiriyle nasıl örtüştüğünü, benzer yanları nelerdir, hangi açılardan farklılaşıyorlar, bunları görmeyi arzu ederiz. O yüzden de o kaynaktan yararlanabilirsin ama doğru şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yararlanabilirsin. Evet, tekrar ben katılımlarınız için her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Efendim. Bu sene Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ilk kez gerçekleştirdiğimiz Avrupa Akademik Dürüstlük Haftası çerçevesinde oturumlarımız var. 4 farklı oturumumuz var. İlk oturumda akademisyen hocalarımızı davet etmiştik. İkinci oturumumuzda biraz önce ön lisans ve lisans öğrencisi arkadaşlarımızla görüştük. Şimdi bu oturumumuzda özellikle hem danışman hocalarımız var, hem de lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimiz var. Böylelikle sizlerle burada akademik dürüstlük ÇOMÜ adına geliştirmeyi hedeflediğimiz akademik dürüstlük kültürüyle ilgili olarak konuşmak istiyoruz arkadaşlar. İzninizle sunum içeriğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak sizlere merkezimizin faaliyetlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi oldukça yeni kurulmuş bir merkez ve bu doğrultuda hedeflerimiz, temel hedeflerimiz nelerdir? Bizim bu hedeflerimiz uluslararası akademik dürüstlükle ilgili temel değerlerle ne şekilde örtüşmektedir? Bunları göstermeye çalışacağız. Tabii bizim yapmaya çalıştığımız şey, nihai hedefimiz burada ÇOMÜ'de akademik dürüstlük kültürünün geliştirilmesi. Böyle bir amacımız var. Ama tabii bu böyle bir kültürün gelişebilmesi için akademik dürüstlüğü ihlal edebilecek olan davranışlardan kaçınmamız gerekiyor. Bu doğrultuda bu sunum içerisinde bu ihlallere örnek olabilecek bazı durumlara birlikte bakacağız. Bunların başında tabii lisansüstü söz konusu olduğunda intihal geliyor. Bu doğrultuda intihalden nasıl kaçınabiliriz? Öğrencilerimizin intihalden kaçınmasını sağlayabilmek adına ne gibi stratejiler kullanabiliriz danışmanlar olarak enstitü bünyesinde? Bunu dikkate almaya çalışacağız. Tabii bir diğer husus arkadaşlar, intihalin dışında bir akademik dürüstlük ihlali olarak literatürde predatory publishers olarak geçen, bizim Türkçe'de de yağmacı yayıncılar dediğimiz, bu türden yayıncılardan sizler kendilerinizi yeni akademisyenler olarak nasıl koruyabilirsiniz? Hocalar olarak bizler ne gibi stratejileri kullanarak yine öğrencilerimizin bu tür yayıncılarla iletişime geçmesi ya da onlar adına yayın yapmasını nasıl engelleyebiliriz, ona bakacağız. Bu doğrultuda beraber çalışacağımız hem intihalle ilgili benzerlik raporlarının yorumlanması adına hem de olası yağmacı yayıncılarla yayıncılardan gelen çeşitli davet mailleri ile ilgili örneklerimiz olacak. Öncelikli olarak merkezimizin faaliyetleri, merkezimiz 2021 yılı başında resmi olarak resmi gazetede yayınlanmamızla birlikte kurulmuş oldu. Her ne kadar resmen faaliyetlerimize başlayalı bir yıl olmamış gibi görünse de aslında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak bu konuda son 10 yıldır ciddi çalışmalar, ciddi projeler ve yayınlar yürütüyoruz. Bu anlamda merkezimizin kuruluşuna bu projeler ve yayınlar katkı sağlamış bulunuyor. Ve bugün kurumsal olarak da bu kültürün yaygınlaştırılması konusunda adım atmak istiyoruz. Tabii bunun için akademik dürüstlükten ne anladığımızı hep beraber konuşalım istiyoruz. Akademik integrity uluslararası literatürde geçen bir kavram. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde, Türkçe'de akademik dürüstlük olarak kullanıyoruz. Biz merkezimizi kurarken
YÖK'e akademik dürüstlük merkezi olarak isim önerisinde bulunduk. Fakat YÖK'ten gelen cevap bunu akademik etik olarak kurmamız konusundaydı. Bu anlamda kavramsal olarak bir karmaşa var görünüyor. Bu karmaşa da aslında biraz şeyden kaynaklanıyor, çeviriden kaynaklanıyor. Birazdan akademik dürüstlükle ilgili temel ilkeleri konuşurken aslında neden çeviri kaynaklı böyle bir problemimiz var, onu da beraber görmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, hepimiz bir üniversite çatısı altında burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversite çatısı altında farklı birimler var. Farklı birimlerde farklı rollere sahip kişiler bulunuyor. İşte ne gibi farklı birimlerimiz var? Fakültelerimiz var, meslek yüksekokullarımız var, yüksekokullarımız var, araştırma merkezlerimiz var ve bugün bizim için önemli olan bir lisansüstü eğitim enstitümüz var. Farklı misyonları olan okullarımız var üniversite çatısı altında ve farklı görevlerimiz var dedik. Ne gibi farklı görevlerimiz var? Bazılarımızın idari görevleri var, bazılarımız danışmanlık yapıyor, bazılarımız derslere giriyor, hocalık yapıyor ve sizler de burada yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olarak bu programları tamamlayıp diplomalarınızı alma gayreti içerisindesiniz. Akademik dürüstlük, tüm bu farklı paydaşların bir araya gelerek hareket etmelerini gerektiren, böyle bir kültürün oturması bunu gerektiren bir olgu arkadaşlar. Bu anlamda bizler hocalar olarak böyle bir kültürün oluşabilmesi adına maalesef tek başımıza yeterli değiliz. O yüzden öğrencilerimiz olarak sizlerin bu konuda işbirliğinize, yardımınıza ihtiyacınız var. Bu nedenle de bugün bu işbirliği konusunda bize katkıda bulunmanız konusunda sizden ricada bulunacağız arkadaşlar. Böylelikle ümit ediyoruz ki kurumsal olarak ilerleyen süreç içerisinde kurumsal olarak bu kültürü tüm paydaşlarımızla birlikte kurumumuz içerisinde yer alan tüm eğitim faaliyetlerin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerini ilgilendiren bütün faaliyetlerde bunu geliştirmiş olacağız. Evet, ben eğitim fakültesinden geliyorum. Akademik dürüstlükle ilgileniyorum ama eğitim fakültesinin bir hocası olduğum için ilgilenmiyorum arkadaşlar. Akademik dürüstlük hangi disiplinde olursak olalım, her birimizin dikkate alması gereken, benimsemesi gereken ilkeleri içeriyor. Bu anlamda disiplinler arası bir işbirliğini gerekli kılıyor. Her birimizin tabii alanlara özgü olarak akademiden anladığımız farklı şeyler olabilir. Ama akademik dürüstlükte belli ilkeler doğrultusunda dünya genelinde sağlanmış olan, farklı akademik birimler tarafından sağlanmış olan, uzlaşılmış olan noktalar var. Bunları görmeye çalışacağız. Şu anda buradaki şekilde aslında akademik dürüstlüğü ilgilendiren 6 temel ilkeyi, Uluslararası Akademik Dürüstlük Ağı tarafından ortaya konmuş olan 6 temel ilkeyi görüyoruz. Bunlar neler? Dürüstlük, cesaret, sorumluluk, saygı, adalet ve güven. Şimdi biraz önce bahsettiğim çeviriden kaynaklanan Türkçedeki bir sorunu dile getirmiştim. Bu sorun nedir? Academic integrity. Aslında o integrity direkt olarak sözlükte karşılığına bakarsak dürüstlük olarak karşınıza çıkmayabilir. Ama bu değerlere bakarsak, bu 6 değerden bir tanesi dürüstlüktür. Honesty olarak İngilizcesi dürüstlüktür. Biz Türkçe'de tabii akademik dürüstlük dediğimizde bu honesty'yi öncelemiş oluyoruz. Öncelikli değerlerimizden bir tanesi haline getirmiş oluyoruz. Biz merkezimizin logosunu tasarlarken de bunu ön planda tutmaya çalıştık. Merkezimiz içerisinde, logosu içerisinde inşa ettiğimiz bir yapı var. Akademik dürüstlük, kurumsal akademik dürüstlük kültürümüzü simgeleyen bir yapımız var. Bu yapımızın çatısı olarak, yani tüm değerleri bir araya getiren değer olarak aslında biz honesty dediğimiz dürüstlük değerini koymuş olduk.
Bir ikinci olarak bu bina içerisinde diğerlerinden daha fazla önemsediğimiz, ikinci sıraya koyduğumuz diğer bir değerse arkadaşlar, cesaret. Akademik dürüstlüğü ilgilendiren tüm bu değerlerin gerçekleşebilmesi için, diğer değerlerin gerçekleşebilmesi için bizim cesur olmamız gerekiyor ve bunu logomuz içerisinde de merdivenlerle göstermeye çalıştık. Bunu bize aslında ulaşmaya çalıştığımız binayı inşa etmeye çalıştığımız bu akademik dürüstlük kültürüne götüren bir unsur merdivenler, yani cesaretimiz bizi buraya götürüyor. Diğer dört değeri ise buradaki bizim sütunumuz içerisindeki, yapımız içerisindeki dört sütunu da göstermeye çalıştık. Yani bunlar sorumluluk, saygı, adalet ve güven değerleri. Peki şimdi kafamızda şöyle bir, öğrenci arkadaşlarımızın kafasında şöyle bir soru geçiyor olabilir. Tamam, iyi güzel akademik dürüstlük kültürünü geliştirelim. Ama acaba bunun için ne yapmam gerekiyor? Ya da acaba ne yaparsam akademik dürüstlüğü ihlal etmiş olabilirim? Evet, biliyoruz ki intihal yaparsak mesela bunu ihlal etmiş oluruz. Acaba intihal dışında endişe etmemi gerektiren başka şeyler de var mı? Birlikte bunlara bir bakalım istiyoruz arkadaşlar. Evet, burada ben dört tane temel olabilecek, bizi ilgilendirebilecek olan şu anda akademik dürüstlük ihlalini listeledim. Elbette onlarca farklı akademik dürüstlük ihlali bulunuyor. Ama biz özellikle bugün bu sunumda bu dört tanesini dikkate almaya çalışacağız. Birinci sırada intihal var. Yüksek lisans ya da doktora öğrencileri olarak hepiniz intihalle ilgili farkındalık sahibisiniz. Yine de intihalden kaçınmanızı sağlayacak olan bazı stratejilerden bahsetmek istiyoruz. Öncelikli olarak bir tanım konusunda belki uzlaşmamız gerekir. İntihal dediğimizde acaba ne diyoruz? Belki ben kendime ait olmayan bir fikir kullanıyorsam, başkasının bir fikrini kullanıyorsam ya da başkasına ait bir ifade kullanıyorsam, bir cümle kullanıyorsam bunu okuyucularımı bu konuyla ilgili bilgilendirmem gerekir. Bizim temel olarak intihalle ilgili dikkate alacağımız açıklama, tanım bu olacak. Bir diğer husus, ikinci olarak burada gördüğünüz kopya desteği olarak Türkçe'de geçiyor. İngilizce'de, literatürde contract cheating olarak geçiyor. Ara ara ülke gündemine gelen bir konu, özellikle Twitter'da bazı dönemlerde çok daha popüler olan bir konu. Nedir bu? İlgili literatürde essay mills olarak bildiğimiz ödev siteleri. Bir tez yazmanız gerekiyor yüksek lisans programını tamamlayabilmeniz için, doktora programını tamamlayabilmeniz için bir tez yazmanız gerekiyor. Ama bu tezi yazacak zamanınız yok. Ne yapıyorsunuz? Hazır yazılmışı var, bunu kullanayım diyorsunuz. Ya da ben uğraşacağıma bir başkası uğraşsın diyorsunuz. İnternette karşınıza çıkan bir ödev sitesine tez konunuzu bildiriyorsunuz. Ödemesini yapıyorsunuz ve onlar size sözde nitelikli bir tez yazıp teslim ediyorlar. Siz de bu tezi savunup derecenizi alıyorsunuz. Burada yapılan şey, bakın, bir anlaşma vardır. Karşı tarafla essay mill olarak bildiğimiz bu ödev siteleriyle yapılmış olan bir anlaşma vardır. Nitelikli bir akademik dürüstlük ihlaline girer. Ciddi olarak çok ciddi yaptırımları bulunan bir ihlaldir. Ve geçtiğimiz yıl sonuna doğru, 2020 yılı sonuna doğru YÖK'ün bu konuda atmış olduğu olumlu bir adım var. Bu türden faaliyetleri yasa dışı olarak tanımladı. Aslında Aralık ayına kadar bu şirketler kendilerini yasal bir boşluktan yararlanarak legal olarak adlandırıyorlardı. Nasıl bir boşluk? İşte tez yazım şirketleri, bilgisayar öncesi dönemden kalma, öğrencilerin tezlerini yazdıktan sonra bunları daktilo ettirdikleri dönemden kalma, o daktilo ettirme işi hali hazırda bir iş kolu olarak, yasal bir iş kolu olarak görünüyor. Bununla ilgili henüz bir işlem yapılmış değil.
kanuni açıdan hala bu şirketler o çatı altında yer alabiliyorlar. Ama YÖK'ün en azından bunun farkında olduğunu dile getirmiş olması ve bu türden ödev yazan şirketleri, tezleri yazan şirketleri yasa dışı ilan etmiş olmasını takiben 2020 yılının sonuna doğru bu faaliyet gösteren şirketlerin web sitelerinin birden yok olduğunu gördük. Tabii yok oldular ama bir yere gitmediler, aslında oradalar. Faaliyetlerini başka siteler altında, başka isimler altında ya da gizli kapaklı farklı şekillerde yürütmeye halen devam etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu anlamda bakın, bir başkasının cümlesini internetten alıp kopyalayıp intihal yapmanın ötesine geçen bir durumdan bahsediyoruz. Contract cheating dediğimizde çok daha nitelikli bir akademik dürüstlük ihlaliyle karşı karşıyayız bu durumda arkadaşlar. Ve pek çok örneğini şu açıdan da görüyoruz. Bu türden faaliyet gösteren şirketlerin ödevi ya da tezi teslim ettikten sonra bunu bir şantaj unsuru olarak kullanıyorlar. Öğrencileri birimlerine ya da hocalarına şikayet etmekle tehdit ediyorlar. Üzerine ek paralar istiyorlar. Bu anlamda sizin başınızı derde sokacak. Sadece mezuniyete kadar olan bir süreç değil, mezuniyet sonrasında da başınızı derde sokacak olan ciddi bir durum söz konusudur. Üçüncü olarak ele alacağımız husus burada collusion dediğimiz hileli işbirlikleri arkadaşlar. Nedir bu? İşte bir tez yazmanız gerekiyorsa bu tezi tek başınıza yazmanızı bekliyoruz. Bu tezi yazarken başka bir arkadaşınızdan yardım alıyorsanız, bu yardım konusunda danışmanınızı, tez izleme komitenizi ve savunmaya girdiğinizde savunmadaki hocalarınızı, jüri üyelerini ilgilendirmeniz gerekir. Bu ne türden bir yardımdır? Diyelim ki İngilizce bir tez yazdınız ya da farklı bir dilde tez yazdınız, ana diliniz değil. Dille ilgili düzeltmeler yapılmasını istediğiniz proofreading dediğimiz olay. Bu proofreading için kimden yardım aldınız, size nasıl bir katkıda bulundu? Ya da tezinizi yazdınız, savunmaya girmeden önce bir başka arkadaşınızdan okuyup size tezin güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili dönüt vermesini istediniz. Bununla ilgili mutlaka danışmanınızı bilgilendirin arkadaşlar. Böyle bir katkı alıyorsanız, başka birisinden bir katkı alıyorsanız bu konuda lütfen bilgilendirin. Ya da analiz, kendi başınıza analiz yapmadınız, bu analizi yapmak için bir istatistik uzmanından yardım aldınız. Bu konuda mutlaka bilgilendirmede bulunmanız gerekir arkadaşlar. Çünkü tez sizin tek başınıza üretmeniz gereken, o dereceyi hak etmek için tek başınıza üretmeniz gereken bir metindir. Bu elbette ödevler için de geçerli. Yüksek lisans ve doktora süreci boyunca üretmiş olduğunuz tüm ödevler için de geçerlidir arkadaşlar. Bunun aksini gerektirebilecek olan bazı durumlar olabilir. Bazen hocalarınız sizin iki kişi bir araya gelerek, iki arkadaş bir araya gelerek çalışmanızı ya da bir grup olarak bir araya gelerek bir araştırma grubu kurarak birlikte çalışmanızı ve bulgularınızı rapor etmenizi bekleyebilir. Elbette ki bu doğrultuda bu türden oluşturulmuş çalışma takımları varsa onların faaliyetleri buradaki bu collusion olarak adlandırdığımız hileli işbirliğinin kapsamı dışında kalıyor. Bir diğer çok daha yaygın olarak bildiğiniz akademik dürüstlük ihlali arkadaşlar, sınavlarda kopya çekme. Şimdi bunların dışında kalan ihlallerle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa ne gibi ihlaller olabilir? İşte mesela YÖK'e bakarsanız YÖK'ün tanımladığı akademik dürüstlük ihlalleri vardır. İşte bunların arasında mesela dilimleme vardır. Dilimleme acaba nedir? Bunun gibi onlarca akademik dürüstlük ihlali var. Burada bizim European Network for Academic Integrity olarak hazırlamış olduğumuz sözlük var arkadaşlar. Orijinali İngilizcedir. İngilizce dışında 10 dile daha çevirdik. Türkçenin de dahil olduğu 10 dile daha çevirdik arkadaşlar.
bu sözlüğe bakmanızı tavsiye ederim. Böylelikle diğer olası akademik görüşü ihlalleri konusunda da bilgi sahibi olmuş olursunuz. Şimdi şuradan önemli olabilecek olan bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğimiz çalışma takımları. Bu çalışma takımları beraber bir şeyler üretebilirler. Bu bilimsel araştırmanın gerçekleşebilmesi için bu çalışma takımlarının kurulması, beraber faaliyet göstermesi çok önemlidir. Ama bazı dersleriniz için ya da tezlerde olduğu gibi bazı dereceleri alabilmemiz için bireysel olarak da yetkinliğimizi ispat etmemiz gerekir. Bizden bireysel olarak yapmamız istenen bir görev olduğunda bunu mutlaka bireysel olarak yapacağız anlamını taşımaktadır arkadaşlar. Bu noktada alabileceğimiz destekler, kurabileceğimiz işbirlikleri akademik dürüstlük ihlaline sebep olabilir. O yüzden buradaki ince çizgiye dikkat etmenizi isteyeceğim. Bir tez konusuna karar vermeye çalışıyorsunuz. Tez konunuzla ilgili oturup bir arkadaşınızla konuştunuz. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Evet, kabul edilebilir bir şeydir. Ama diyelim ki arkadaşınız tez konusuyla ilgili konuşurken çok önemli bir fikirden bahsetti. Literatürde henüz çalışılmamış bir boşluktan bahsetti. Ve o konuyu orada konuştunuz. Teknik olarak baktığımızda o konuşmuş olduğunuz konuyla ilgili fikir kimin fikridir? O anda arkadaşınızla konuştunuz. Bu arkadaşınızdan çıkmış olan bir fikirdir. Diyelim ki bir hafta sonrasında siz arkadaşınızın o fikrini, arkadaşınızın onayını almadan oturdunuz, o fikre ilişkin bir tez önerisi hazırladınız ve gönderdiniz. Sonrasında da arkadaşınız sizi şikayet etti. Dedi ki, tezinde çalışmak istediği konu fikren benim fikrimdir, benim fikrimden intihal yaptı. Bakın burada siz arkadaşınızla bir işbirliği yapmaya çalışırken aslında kolizyona doğru giden, hatta sonrasında intihalle sonuçlanabilecek olan bir akademik dürüstlük ihlalinin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu anlamda arkadaşlar işbirliklerini yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bireysel çalışmamız gereken konularda yapmış olduğumuz paylaşımlar, birbirimize vermiş olduğumuz katkılar konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlara hocam ne gerek var? Yani zaten sosyal bilimler alanında çalışıyorum. Zaten şu alanda çalışıyorum. İşte ben tezimde intihal yapsam ne olur? Ya da çok da önemli bir ders değildi hocam ya. Onda kopya çekip de geçmiş olsam ne olur diye düşünmeyelim arkadaşlar. Bizler hocalarınız olarak bu türden akademik dürüstlüklerine göz yumamayız. Çünkü bunlara göz yumduğumuz takdirde bunların bir şekilde pekiştirilmesine öncülük etmiş sayarız kendimizi. Bu anlamda sizin böyle bir niyetiniz varsa, akademik dürüstlüğü ihlal etme niyetiniz varsa bunu biz engellemeye çalışırız ki bunun yayılmasının önüne geçelim. Aksi takdirde diyelim ki bir hocanız sınav yapıyor. Bu sınava gece gündüz çalıştınız, BB aldınız, anca geçtiniz. Bir diğer arkadaşınız o sınav için hiç çalışmadı ama kopya çekti, kopya çekerek AA aldı. Bir sonraki dönem büyük bir ihtimalle siz de o kopya çekerek geçmiş olan arkadaşınızın olumsuz etkisi altında kalarak, o örneği, o olumsuz örneği baz alarak diyeceksiniz ki, benim çalışmama ne gerek var? Ben çalıştım, daha düşük not aldım. Diğer arkadaşım çalışmadan geçti. Bu durumda sizi, bu olumsuz örnek sizi kopya çekmeye ya da intihal yapmaya teşvik edecek. İşte bizim amacımız, hocalarınız olarak bizlerin amacı olumsuz örnek oluşturabilecek olan bu türden arkadaşlarımız varsa bunları engellemek. Böylelikle de her birimizin görevini yerine getirirken gerekli ilkelere, akademik dürüstlüğü sağlayan ilkelere sadık kalmasını sağlamak olacak. Aksi takdirde arkadaşlar işte bu kopya büyüyor, bir sonraki aşamada bakıyorsunuz toplum içerisinde hileye yol açmış, sonrasında dolandırıcılığa yol açmış ve en sonunda diyoruz ki ya
bu toplum yozlaşmış bir toplumun çürümüş, yolsuzluk almış başını gitmiş. Şimdi bu nereden geliyor? Akşam yattım, sabah kalktım, yolsuzluk olmuş. Bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Birisi bir ihlal yapıyor. Diğerleri ondan etkileniyor. O ihlal yapana katılıyor. İhlal yapanların sayıları artıyor. Onlar bir grup oluyorlar. O grubu oluşturan kişilerin sayısı, o zümrenin sayısı diğer ihlal etmeyen kişilerin sayısını geçiyor ve böylelikle de artık o çürüme gerçekleşmiş oluyor. İşte bizim amacımız bu türden bir çürümenin gerçekleşmeden engellenmesini sağlamak ve böyle bir şeyin oluşma ihtimalini engellemek arkadaşlar. Bu anlamda da özellikle kurumumuz içerisinde bu akademik dürüstlük kültürünün yerleşmesini ve bu anlamda diğer üniversitelere de, diğer kurumlara da örnek olmayı ümit ediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki yolsuzluk oldu ya da o çürüme gerçekleşti. Toplum içinde bunun yansıması neler olabilir? Belki içinizde mühendislik alanında yüksek lisans doktora yapan arkadaşlarımız vardır. Belki de bu köprüyle ilgili çalışmaları olan arkadaşlarımız vardır. Az zaman kaldı. Köprüyü kullanmaya başlayacağız. Şimdi ben şu soruyu sormanızı istiyorum kendinize. Bu köprü var, köprüyü kullanacağız. Peki ya bu köprüyü tasarlayan mühendis ya da mühendisler, bunlar kopya çekerek mezun oldularsa, mühendislik diplomasını kopya çekerek aldılarsa, bu durumda acaba güvenilir bir şekilde bu köprüyü kullanır mıydınız? Göğsünüzü gere gere arabanızı bu köprünün üzerinden sürer miydiniz? Bunu başka alanlara da kolaylıkla yansıtabiliriz arkadaşlar. İşte tıp fakültesinden ya da sağlık bilimlerinden gelen arkadaşlarımız vardır. Başımıza bir iş geldi, ameliyat olmamız gerekiyor ya da annemiz, babamız, çok sevdiğimiz bir yakınımız ameliyat olacak. Ama onu ameliyat edecek olan doktorun kopya çekerek mezun olmuş olduğunu biliyorum. Acaba annemi, babamı, işte çocuğumu o doktora emanet edebilir miyim? Tabii ben bu örnekleri çarpıcı olması açısından doktorları ve mühendisleri örnek vererek yaptım. Bunu herhangi bir disipline yansıtabiliriz. İşte bir öğretmenlik alanında belki bu etkilerini görmemiz çok daha uzun bir süre sürecektir. İşte kopya çekerek mezun olmuş bir öğretmene çocuğumu emanet ettiysem hemen sabahına bunun olumsuz etkilerini görmeyebilirsiniz. Ama bir 10 yıl sonrasındaki nesilde o öğretmene emanet edilmiş olan çocukların neslinde bunun yansımalarını görebiliriz. Bu yüzden arkadaşlar, bu dürüstlük kültürünün gelişmesi bizim toplumsal olarak ilerlememiz açısından çok önemli bir öneme sahip, çok önemli. Ve biz üniversite olarak da rektörümüz bunu oldukça önemsiyor. Bu doğrultuda akademik dürüstlük kültürünün gelişmesi ve bunun doğrultusunda da toplumsal yansımalarının da topluma olumlu katkılarının olmasında oldukça önemsiyoruz. Şimdi gelelim 4 akademik dürüstlük temel olabilecek için bugün bizim için akademik dürüstlük ihlalinden bahsetmiştik. İntihalin birlikte az önce tanımını yaptık. Burada da bizim network olarak yapmış olduğumuz intihalle ilgili tanımı görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer kaynaklardan alınan çalışmaları, fikirleri doğru bir şekilde bildirmek için sunmak. Yani akademik metinler içerisinde biz diğer kaynaklardan mutlaka yararlanmak zorundayız. Diğer kaynaklardan yararlanmadan akademik metin yazılmaz arkadaşlar. Ama bunu yaparken dikkatli davranmak durumundayız. Başkalarına ait fikirleri kullandığımızda, başkalarına ait ifadeleri kullandığımızda okuyucularımızı mutlaka bununla ilgili bilgilendirmek durumundayız. Disiplinlere özgü farklı yazma stilleri vardır. Bazı yazım stilleri, akademik yazım stilleri, parenthetical citation dediğimiz parantez içerisinde metin içi atıf göstermeyi dikkate alır. Bazıları ise numerical citation dediğimiz mesela MLA'de olduğu gibi
numaralandırmayı ve bibliografiyle eşleştirmeyi hedef alabilir. Disiplinler arası farklılıklar bulunmakla birlikte temel olarak bizim atıflardan beklentimiz nedir? Metin içi atıflardan. Oradaki bilginin bir başka kaynaktan geldiğini okuyucumuza işaret etmek. Elbette metin içerisinde kaynakla ilgili tam bilgiyi vermek metnin okunabilirliğini zedeleyeceğinden bu bilgileri vermeyi arkadaşlar metnin sonunda yani referans sitesinde yapıyoruz. Şimdi acaba özellikle intihali ilgilendiren akademik dürüstlüğü yanlışlıkla ihlal edebilir miyim sorusunu soruyorsak cevabımız evet arkadaşlar bu konuda akademik dürüstlüğü bazı durumlarda yanlışlıkla ihlal edebilmemiz söz konusu özellikle de intihalle ilgili olarak. Elbette tabii sınavda kopya çekmek diyorsak kopya çekmek için çok iddialı bir düzenek hazırladım. Yanlışlıkla olabilir mi bu? Yanlışlıkla olması mümkün değil. İşte geçenlerde haberlerde çıktı. Ehliye sınavını birkaç kez geçemeyen birisi kulağının içerisine bir mikro kulaklık ve veri aktarımını sağlayacak bir düzenekle birlikte yakalandı. Böyle bir şeyin kasıtlı olduğu muhakkak kazara olabilme ihtimali bulunmuyor. Ama diğer taraftan intihal gibi ya da az önce bahsettiğimiz collusion gibi akademik dürüstlük ihlallerinde kasıt bulunmayabilir arkadaşlar. Yine de kasıt bulunmaması bu ihlalin gerçekleşmediği anlamını taşımaz. Hocam ben kasten yapmadım bu intihali, kazara olmuş. Diyelim ki tezinizde böyle bir şeyle karşı karşıya kaldınız. Böyle bir savunma sizi kurtarmaz arkadaşlar. Basında görüyorsunuz, özellikle geçtiğimiz yıl pek çok bununla ilgili haber gördük. Üst düzey yöneticilerde, hatta bazen politikacılarda da olabiliyor bu. Daha sansasyonel oluyor tabii. Artık bu tezinizi savunduktan sonra bununla ilgili karşımıza gelebilecek olan bir ihlalle ilgili suçlamayı arkadaşlar savunabilmeniz, buna karşı kendinizi aklayabilmeniz çok çok zor olacaktır. Hatta imkansız olacaktır. Çünkü sizlerin bir yüksek lisans öğrencisi olarak, bir doktor öğrencisi olarak nasıl atıfta bulunacağınızı bilmeniz, bunları biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda özellikle bu düzeyde, lisansüstü düzeyde kazara olabilecek intihaller artık hoş karşılanmayacaktır. Bu yüzden buna karşı dikkatli olalım. Yine de kafanıza intihalle ilgili özellikle takılan hususlar varsa, ya şu da intihal olur muydu, acaba böyle yaptığımda bir ihlal yapmış olur muyum gibi söylentiler bazen kulağımıza geliyor. Daha çok lisans düzeyinde oluyor ama bazen lisansüstü düzeyde de öğrencilerimizin bu türden soruları barındırdıklarını görebiliyoruz. Bununla ilgili bizim network'te yapmış olduğumuz bir çalışmamız var arkadaşlar. İntihalle ilgili söylentiler doğru mu? Burada kafeteryada geçen gün intihal söylentileri adını verdiğimiz bir soru cevap dizini var arkadaşlar. Burada aklınıza takılabildiğini düşündüğümüz hususlara, öğrenci dilinden aklınıza takılabildiğini düşündüğünüz hususlara bizler cevap vermeye, akademisyenler olarak cevap vermeye çalıştık. Burada linkini paylaştım. Bu arada bu sunumu bugün sunumlar bittikten sonra merkezimizin web sayfasına materyaller başlığı altında eklemiş olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda Çomi TV'de kaydını gerçekleştiriyor. Video kaydını da etkinlik sonrasında YouTube üzerinden erişebileceksiniz. Çomi TV'yi kontrol edebilirsiniz bu amaçla. O yüzden buradaki linklere bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kazara, intihalden nasıl kaçınabilirim? Tabii başlangıç düzeyinde akademik yazmaya çok çok yeni başlayan arkadaşlarımızın bir defa kullanması gereken bir strateji nedir? Her bir cümlenin ardından bu cümlede kendime ait olmayan bir fikir ya da ifade kullandım.
Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Eğer cevabınız evet ise bu durumda şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki diyelim ki bu cümlede başkasına ait bir fikir kullandım. Peki kullanmış olduğum bu fikir acaba genel bilgi kapsamında düşünülebilir mi? Düşünün, fen bilimleri alanında çalışıyorsunuz. İşte orada su 100 derecede kaynar diye yazdınız. Bunun için acaba, ben bunu kendim ölçmedim ama okudum ya da duydum. Peki bu durumda ben bunu kimden duydum? İlkokul hocamdan duydum. Bunu ilkokul hocamı kaynak göstererek belirtmem gerekir mi? Hayır, bunu belirtmemize gerek yok. Neden? Bu çünkü bizim General Common Knowledge adını verdiğimiz, herkesin bildiği, dünya genelinde herkesin bildiği bir bilgidir. Diğer taraftan bazen alana özgü bilgiler olabilir. Herkesin o alandaki, o disiplindeki herkesin bildiği bilgiler olabilir. Ben mesela İngiliz dili eğitimi anabilim dalında çalışıyorum. İşte ben şöyle bir cümle yazarsam, yabancı dil öğrencilerinin okuma, konuşma, yazma olmak üzere dört temel dil becerisini pekiştirmesi beklenir. Şimdi dört temel dil becerisinden bahsettim. Bunun için atıfta bulunmam gerekir mi? Hayır, yine gerekmez. Neden? Çünkü bu alana özgü, o alanda çalışan herkesin bilmiş olduğu bir şeydir. Ama bunun dışında spesifik bilgiler vardır arkadaşlar. Fikir bazında da olsa mutlaka bunları atıflarla desteklememiz gerekir. Yoksa intihali sadece cümle bazında, hatta birazdan göreceğiz, metin eşleşme yazılımlarındaki eşleşmeler bazında düşünmemek gerekir. Fikir bazındaki intihaller de oldukça önemlidir. Cümle eşleşmelerindeki intihal kadar önemlidir. Bu anlamda metin eşleşme yazılımında o eşleşmeyi görmüyor olmamız, intihalin fikir bazında var olmadığını ya da önemsiz olduğu anlamını kesinlikle taşımıyor arkadaşlar. Akademik metinlerimizi yazarken yararlandığımız üç temel teknik var. Bunlardan bir tanesi direkt alıntı, bir diğeri bu direkt alıntıyı üzerinde çalışıp kendi cümlemiz olarak ifade etmek o fikri. Ya da özet çıkarma, daha görece uzun bir metinden çıkardığımız özetler. Şartlar ne olursa olsun bu teknikleri kullandığımız durumda metin içerisinde atıflarla desteklememiz gerekiyor. Eğer direkt alıntı yaptıysak bu direkt alıntıları disiplininize özgü olan alıntı gösterme biçimini dikkate alarak, çift tırnak olabilir, tek tırnak olabilir, bazı disiplinlerde italik yazıldığı da olabiliyor. Bunu dikkate alarak göstermeniz gerekiyor. Böylelikle okuyucularımızın bunun direkt olarak başka bir kaynaktan alıntı olduğunu idrak etmeleri gerekiyor. Ve kaynaklarımızla ilgili bilgiyi mutlaka kaynakça kısmında okuyucularımıza sunmamız gerekiyor ki böylelikle okuyucularımız bizim atıfta bulunduğumuz o metinleri kolaylıkla bulabilsinler. Hedefimiz bu anlamda bilgi paylaşımı. Peki acaba intihal nasıl tespit ediliyor? Ben bir öğrenci olarak intihal yapıp yapmadığımı tespit edebilir miyim? Bunun için herhangi bir yazılım kullanabilir miyim? Gibi bir soru geçiyorsa kafanızdan arkadaşlar, bunun cevabını vermeye çalışacağız. Biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak yaklaşık 2010-2011 yılından beri, 10 yıldır Turnitin metin eşleşme yazılımını kurumsal olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Metin eşleşme yazılımları intihali direkt olarak belirlemez. Adı üzerinde metin eşleşme yazılımlarıdır. Sunulan metinlerdeki eşleşmeleri bize gösterirler arkadaşlar. Ve bizler bu eşleşmelerin intihal olup olmadığına karar veririz. Bu anlamda metin eşleşme yazılımlarının çalışma prensiplerini biraz görmemiz gerekiyor. Şimdi bu figüre bakarsak şunu sizin gönderdiğiniz tez olarak düşünelim. Teziniz Turnitin'e gönderdiğinizde ne olur? Turnitin'in içerisinde dört farklı depo bulunur arkadaşlar. Bu depolardan bir tanesi internet veri tabanıdır.
İnternet veri tabanı sadece güncel olan, şu anda internette var olan kaynakları içermez. Diyelim ki 5 yıl önce internette var olan bir dosya, o 5 yıl öncesinde Turnitin'in veri tabanına girmiştir. Sizin metniniz daha önce internette var olan bir metinle eşleşiyorsa, oradaki eşleşmeyi de benzerlik raporu bize gösterir. Birincisi bu. İkincisi, periodical dediğimiz akademik metinler. Şimdi Turnitin'i diğer yazılımlardan, metin eşleşme yazılımlarından ayıran ve Turnitin'i aslında biraz daha güçlü kullanan husus burası. Turnitin'in bazı paywall dediğimiz, yani paralı olan yayınlar, makalelere erişim var arkadaşlar. Onlarla yapmış olduğu anlaşma var. Onların veri tabanına erişim sağlayıp orada algoritmasını kullanarak bu eşleşmeleri kontrol edebiliyor. Tabii tamamına değil, bir kısmına, bu paywall dediğimiz bir kısmına onların erişim olanağı var. Ama diğer yazılımlarda bu erişim olanağı bulunmuyor. Üçüncüsü, öğrenci ödevi veri tabanı. Yani tüm dünya genelinde Turnitin'i kullanarak metin eşleşmelerini kontrol eden üniversitelerden oluşan bir veri tabanı var. Ve son olarak da bizim burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak kendi veri tabanımız var. Gönderilen her bir ödev ya da tez bu veri tabanına giriyor. Bu veri tabanına farklı sınıflar içerisinden aynı ödevi ya da aynı tezi gönderecek olursanız çakışmalar olabiliyor. Bazen tez aşamasında, savunma aşamasındaki arkadaşlarımızın başına geliyor. İşte ne yapıyor? Enstitüye tezi göndereceğim, hocama tezi göndereceğim. Acaba tezimde bir şey var mı, atladığım bir yer var mı diye aşırı endişesi olan arkadaşlarımız, mesela bir doktora öğrencisi arkadaşımız diyelim ki, farklı bir kurumda görev yapıyor. O farklı kurumda ki bulunan arkadaşına diyor ki, benim tezimi sen bir Turnitin'den bak bakalım, acaba benzerlik var mı? Oradan bakıyor, benzerlikleri görüyor, sonrasında geliyor hocasına veriyor, hocası da gönderiyor. Bu sefer çakışma oluyor. Nerede çakışma oluyor? Şurada Student Paper Repository'de bir çakışma oluyor arkadaşlar. Turnitin diyor ki, bu tez daha önceden şu üniversiteden bir öğrenci ödevi olarak yüklenmiş. Bu durumda tabii bunun düzeltilebilmesi için kütüphanecilerin, hem oranın kütüphanesini hem sizin danışmanınızın çalışma yürütmesi gerekiyor arkadaşlar. Süreci oldukça yavaşlatan, sekteye uğratan bir durum. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle başka üniversiteler, başka dersler, hocalarla iletişime geçerek tezinizin Turnitin ya da başka bir yazılım aracılığıyla kontrolünün yapılmasını istemeyin arkadaşlar. Burada bir diğer sıkıntılı hususuna da dikkat çekmek istiyorum. Biz network olarak bu yazılımların performanslarını test ediyoruz. Ve bu yazılımların performanslarını test ederken aynı zamanda onların kullanım sözleşmelerini inceliyoruz. Ne yazık ki özellikle internette ücretsiz intihal kontrolü gibi bir tırnak içerisinde bir ifade yazıp tezinizi kontrol ettirmeye kalkarsanız, karşınıza çıkacak olan herhangi bir orada intihal dedektörü olduğunu iddia eden bir yazılıma tezinizi yüklerseniz, belki de farkında olmadan EssayMill adını verdiğimiz, çünkü biz bu ilişkileri tespit ettik, belirledik. EssayMill adını verdiğimiz ödev sitelerine, onların veri tabanlarına farkında olmadan ödevinizi, tezinizi yüklemiş oluyorsunuz. Bu sizin adınıza çok çok riskli bir durum arkadaşlar. Siz enstitüye tezinizi sunmadan önce bir başkasına sizin teziniz satılmış olabilir. Bir başkası onu savunmuş ve o tezde bir derece almış olabilir. Elbette bununla ilgili sonrasında girişimleriniz olur. Kendinizi aklamaya çalışırsınız ama çok ciddi çabalar sarf etmeniz gerekir. O yüzden kesinlikle arkadaşlar, başka yazılımlar kullanarak tezinizle ilgili herhangi bir benzerlik kontrolü yapmayın.
Şimdi benzerlik raporlarının yorumlanmasından bahsedeceğiz ama bunu yapmadan önce bir noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Benzerlik raporları daha önceden 2015'li yıllara kadar intihal raporu olarak adlandırılırdı. Hatta metin eşleşme yazılımları da intihal dedektörü olarak adlandırılırdı. 2015'li yıllarda bununla ilgili farkındalık arttı. Dedik ki biz bunlara intihal dedektörü dediğimizde ya da raporlara intihal raporu dediğimizde insanlar bunun otomatikman intihali gösterdiğini ya da intihali tespit ettiğini düşünüyor. Bu yanlış bir algı oluşturuyor. O yüzden bu şekilde adlandırmayalım. Bunlara metin eşleşme yazılımı diyelim. Bunların eşleşmeleri gösterdiğinin altını çizelim. Bu durumda bakın ortada bir benzerlik var. Bu benzerliğin intihal olup olmadığına ancak ve ancak hocalarımız ya da öğrencilerimiz kendileri baktığında karar verebilirler. O tezi yazan kişi olarak ya da o alanın uzmanı olarak o kişiler karar verebilirler. Bu doğrultuda oransal bazda değerlendirmelerin yapılması oldukça sıkıntılı. Biz network olarak yazılımları bu konuda da uyardık. Özellikle oranların tezlerden, benzerlik raporlarından tamamen kaldırılması konusunda. Tabii onlar biraz da ticari kaygılarla oran vermeyi halen sürdürüyorlar. Ama bizler hoca olarak ya da öğrenci olarak kesinlikle bu oranlarla ilgili endişe duymaktan kaçınmak durumundayız. Tabii şimdi burada bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir husus ortaya çıkıyor. Pelin Hocam'ı özellikle burada biraz daha zora sokan bir durum ortaya çıkıyor. Evet, oranlara odaklanmayalım ama diğer taraftan baktığımızda da YÖK'ün böyle bir beklentisi var. Bu anlamda bununla ilgili, bu konuyla ilgili Türkiye'de en ciddi çalışmalar yürüten kurum olarak sanırım Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu anlamda YÖK'ün politikalarının değişmesi konusunda bir sorumluluk üstlenmek durumunda. Bu seminerlerimiz tamamlandıktan sonra rektör hocamızın da girişimleriyle Pelin hocamızla işbirliği içerisinde bununla ilgili YÖK nezdinde görüşmelerimiz olacak. Bu oranlarla ilgili algının değiştirilmesi, bununla ilgili ulusal politikamızın değiştirilmesi konusunda. Şimdi oranlar neden tehlikeli? Çünkü bazen bakıyoruz %0'lık bir benzerlik, bu bile bizim için bir intihali işaret edebiliyor. Neden ediyor onu göstereceğim. Tabii bu performanslarla ilgili bizim yürüttüğümüz bir rapor var. O rapordan örnekleri de göstereceğim size. Şimdi Turnitin'e bakarsak, Turnitin'de açtığınız sınıflar varsa bu sınıfların içerisinde öğrenci ödevlerinin artan sıralamayla dizildiğini ve her %25'lik dilimde renklerin değiştiğini göreceksiniz. Mesela öğrenci ödevinde %15'lik bir benzerlik varsa Turnitin bunu şu yeşil kategoriye sokacaktır. Şimdi burada bu kullanılan renk kodlarıyla ilgili de biz eleştiride bulunduk. Bu renk kodları sanki orada bir problem yokmuş algısını, özellikle yeşil burada bir problem yokmuş algısını oluşturuyor. Yani %15'lik benzerliğim var, renk de yeşil. Demek ki benim dikkate almam gereken herhangi bir husus söz konusu değil gibi düşünüyor öğrencilerimiz. Arkadaşlar bu böyle değil. %15'lik bir benzerlik bile, %5'lik bir benzerlik bile intihal içerebilir. Özellikle doktora tezi gibi, yüksek lisans tezi gibi çok hacimli metinlerden bahsedersek, işte bir doktora tezi yazdınız, diyelim ki 80 bin kelimelik bir doktora tezi yazdınız. Bunun içerisinde 10 kelimelik bir direkt alıntınız var. Ve bu direkt alıntıyı uygun şekilde atıflandırmadınız. Tırnak işaretleri kullanmadınız ve atıfta bulunmadınız. İntihal midir? İntihaldir. Oransal olarak bakarsak ne yapıyor? 80 bin, 10 binde birinin altına düşen bir orandan bahsediyoruz. Bu anlamda bakın buradaki oranların nedenli bizim için anlamsız olduğunu gösteriyor.
Şimdi burada Nature dergisinde bizimle beraber çalışan network'te bu testlerle beraber çalıştığımız Debbie'nin bir makalesi var arkadaşlar. Bu makalede plagiarism detectors özellikle bunu kullanmayı tercih ediyor. Metin eşleşme yazılımlarını bir baş belası olarak görüyor. Neden? Çünkü tam da bu sebepten ötürü aslında tam da bizlerin şu oranlara odaklanmamızdan ötürü bunu bu şekilde görüyor. Ve bu yazılımların performanslarındaki, algoritmalarındaki bazı eksikliklerden, hatalardan ötürü bunları görüyor. Biz testlerimizi yaparken false positives ya da negatives dediğimiz hususları dikkate aldık arkadaşlar. Nedir mesela? Danışmanlık yapan hocalarımızın da başına gelmiştir. Ya hocam ben tezimi yükledim, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yazdım, lisansüstü eğitim enstitüsü yazdım, Turnitin bana onun bile intihal olduğunu söylüyor. Şimdi bakın öğrencilerimiz burada bir defa intihalle benzerliği birbirinden ayırt etmiyorlar. Turnitin'in söylediği şey, o benzerlik raporunun söylediği şey intihal değildir. Turnitin'in o raporunda gördüğümüz şey benzerliktir. Bize neyi gösteriyor? Benzerliği gösteriyor. Ama tabii onların semantik mappingleri henüz algoritmaların içerisinde etkili bir şekilde çalışmadığından bu analizi semantik bazda yapamıyor arkadaşlar. Bu yüzden de false positive dediğimiz bu türden aslında intihal olmayan ama intihalmiş algısı oluşturan bu benzerliklerle raporların içerisinde karşılaşabiliyoruz. Bunlar biraz kafa karışıklığına bazen danışmanlar açısından bazen de öğrenciler açısından yol açabiliyor. O yüzden de benzerlik raporlarını çok daha dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor. Şimdi burada bahsedeceğim bir diğer çalışma da işte bizim network'te yaptığımız, yürüttüğümüz bir çalışma arkadaşlar. Testing of support tools for plagiarism detection. Burada biz şu anda global ölçekte 50'nin üzerinde metin eşleşme yazılımı var piyasada. Biz bunlarla iletişime geçtik. Sistemlerini test edeceğimizi söyledik. Kabul eden sistemleri test ettik. Bizim testimizi kabul eden ve sonuna kadar testin içerisinde yer alan 15 sistem oldu. Turnitin'in de dahil olduğu. Bu testlerimizi Türkçe'nin de dahil olduğu 8 dilde gerçekleştirdik. Ve raporumuzu yayınladık. Şimdi raporda temel anlamda iki şeyi dikkate aldık. Bir, coverage açısından yani bu yazılımın performansı olarak baktığımızda ne kadar benzerlik bulabilirler buna baktık. İkinci hususta da kullanım kolaylığı konusunu dikkate aldık. Bizim testlerimiz sonucunda PlaxCan, Urkund bunların performansları en yüksek çıktı. Buraya yerleştirdik onları arkadaşlar. Onların altında Unicheck ve Turnitin geliyor. İşte bizim Türkiye'de de kullandığımız IntihalNet ne yazık ki en kötü bizim test ettiğimiz ettiklerimiz arasında en kötü performans gösteren metin eşleşme yazılımları arasında yer aldı. Şimdi bu bulgu bizler açısından önemli. Neden? Bir defa şurada Turnitin'i görüyoruz. Turnitin pazarın tartışmasız lideri olmasına rağmen yani burada çok ciddi bir pazardan bahsediyoruz. İşte 2019 yılında 20 milyar dolara satılmış bir şirketten bahsediyoruz. Bu raporu yayınlamamızın ardına Turnitin ne yaptı? Tabii diğer şirketlerin pazar payları Turnitin'e oranla çok daha düşük. Turnitin Unicheck'i satın aldı ve algoritmasını biraz daha güçlendirdi. Diğer taraftan Avrupa merkezli çalışan PlaxCan ve Urkund, bizim algoritmalarımız çok iyi çalışıyormuş dedi. Onlar güçlerimizi birleştirip Turnitin'e kafa tutalım dediler. Onlar Original adıyla yeni bir şirket kurdular, faaliyete başladılar. Ve sonrasında da Turnitin gitti Original'da satın alacağını, onlarla da masaya oturduğunu duyurdu. Şimdi buradan tabii neyi anlıyoruz? Buradan Turnitin'in bu pazar içerisindeki rolünü anlıyoruz. Tekelleşme
gelişmesinin aslında bir göstergesi. Bir taraftan algoritmanın gelişmesi açısından iyi bir adım olarak görüyoruz. Bunu sistem daha güçlü hale geliyor. Ama diğer taraftan eğer rakip kalmazsa algoritmanın daha da iyileşmesi konusunda acaba çalışmaları devam eder mi? Bunu bilemiyoruz. Tabii bizler testlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunları raporlandırmaya devam edeceğiz. Ümit ederiz ki sistemler de bunları dikkate alarak iyileştirme yaparlar. Bunu neden anlatıyorum? Şöyle bir beklentimiz olabiliyor. A tezi Turnitin'e soktum. Oradan benzerlikler çıktı. Herhangi bir sıkıntı yok. Benzerlik raporunda eşleşme yakalanmamış olması, gösterilmemiş olması, intihalle ilgili tam olarak sorunun çözülmüş olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını garanti altına almaz arkadaşlar. Neden garanti altına almaz? İşte Turnitin açısından bakacak olursak, 4 tane database'den yararlanır dedik. Bu database'lerin içerisinde yer almayan herhangi bir çalışmadan yapılmış bir alıntı varsa orada yer almadığı için Turnitin bu benzerliği raporunda gösterilecektir. Bu anlamda da alan uzmanları olarak danışmanlarımızın tezleri dikkatli okuyarak bu türden benzerlikler olmaması durumunda acaba fikir anlamında herhangi bir intihal söz konusu olabilir mi? Bunu dikkate almaları gerekiyor. Şimdi ben birkaç benzerlik raporu göstermek istiyorum. İşte benzerlik raporu aldık. Ne çıktı? Burada rakamlar karşımıza çıktı. Şuralarda nerelerle eşleşme olduğunu gösteriyor. Bana şuraya baktığımda mesela en çok %36'lık oranda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin veri tabanındaki bir öğrenci ödeviyle eşleştiğini gösteriyor. Ne olabilir buradaki durum? Ben bir hoca olarak mesela şunu sorguluyorum kendime. Tıklayıp bununla ilgili bilgiye bakarım. Aynı öğrencinin ödevinden gelen bir şey mi? Aa, bu öğrenci bana ödev gönderdi ama bu ödevi geçen senede başka bir hocasına göndermiş. Onun üzerinde çalışmış. Recycle dediğimiz, self plagiarism dediğimiz durum söz konusu. Ya da belki öğrenciniz için eğer şey açmadıysanız, sınırlar oluşturmadıysanız, öğrencileriniz bunu sizin hızlı gönder butonu aracılığıyla göndermelerini istediyseniz, o şekilde yükleme yapılmışsa, bu durumda öğrencilerin mükerrer yüklemeleri için çakışmalar olabilir. Sonrasında revize edilmiş olan bir ödevde bu şekilde bir çakışma olabilir. Bu da söz konusu. Ya da şu da olabilir. Öğrenciniz başka bir arkadaşından aldı. %36'lık bir bölümünü ödevini oradan aldı. Onu kopyalayıp yapıştırdı. O yılki bir arkadaş da olabilir bu. Daha önceki yıllardan da bir arkadaş olabilir. O yüzden bizim bu türden eşleşmeleri, bu ÇOMİ bazındaki veri tabanındaki eşleşmeleri yakalamamız oldukça önemli. Bunun için de ödevlerimiz sadece tezleri değil, tüm öğrenci ödevlerimizi veri tabanına dahil etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela böyle bir durum söz konusuysa, %99'luk bir benzerlik söz konusuysa, burada muhakkak olan bir şey, çakışma var. Bu çakışmanın neden kaynaklandığını tespit etmemiz gerekiyor. Recycle edilen bir ödev mi, başkasının bir ödevi mi gönderilmiş, bunu belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bakarsak, şimdi tezleriniz içerisinde burada olduğu gibi eşleşmeler kaçınılmaz bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Çünkü fikirlerimizi desteklemeye çalışıyoruz, başka kaynaklara atıfta bulunuyoruz. Bu türden eşleşmeler olduğunda bizim yapacağımız şey nedir? Ben burada bakın, şuradan başlayıp şuraya kadar devam eden aralıksız bir eşleşme görüyorum. Ne demek bu? Yani benim öğrencim burada bu cümleyi, bu ifadeyi başka bir kaynaktan olduğu gibi almış, kopyalayıp yapıştırmış. Teknik olarak bunu yapması mümkün müdür? Evet, mümkündür. Eğer bunu doğru bir şekilde direkt alıntı olarak kullanmışsa mümkündür. O zaman direkt alıntının şartları nelerdir? Çift tırnak. Bakıyorum, çift tırnağı başladığı yerde açmış, bittiği yerde kapatmış ve bununla ilgili atıf bilgisini de sağlamış. Herhangi bir problem var mı? Yok. İşte false pozitifler derken arkadaşlar, teknik olarak problem olmayan ama
benzerlik raporu içerisinde gösterilen ifadeler olabiliyor. Bu nedenle de rakamlara odaklanmaktan kaçınıp bu türden bireysel anlamda her bir benzerliği, çakışmayı inceleyip karar vermemiz gerekiyor. Şimdi burada %0 benzerliği olan bir ödev söz konusu. Belki şey diye düşünebiliriz, daha %0 ne kadar güzel. Hiçbir benzerlik yok, mükemmel bir ödev. Maalesef durum böyle değil arkadaşlar, özellikle akademi için. Akademik metinlerin mutlaka diğer kaynaklarla ilişkilendirilmesini bekleriz. Eğer %0'sa bu durumda ben burada ne beklerim? Ya gönderilmiş olan ödev çok çok spesifik bir konuyu içeriyor ve bu nedenle Turnitin'in veri tabanında bununla ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor ki çok olası değil arkadaşlar. Çok çok düşük bir ihtimal bunun olması. Ya da burada bu ödev içerisinde başka bir oyun var. Ne gibi? Mesela öğrenci arkadaşımız bunu Word üzerinde çalışıp sonrasında yüklerken bunu text olarak değil de belki de resim olarak yüklemeyi tercih etti. Ekran görüntüsü aldı, bunu Word belgesi üzerine yapıştırdı. Böylelikle de algoritma tarafından yakalanmasını engellemeye çalıştı. Bazı yazılımlar, mesela Slovenya'nın ulusal olarak geliştirdiği yazılım şeyleri, imajları metne dönüştürüp metin üzerinden eşleşmeleri de yapıyor. Turnitin de bu özelliği aktif hale getirecek. Yani imajları da tekste dönüştürüp onlar üzerinden de yapacak. Ama şu anda algoritma onu yapmıyor. O konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tabii yine de benzerlik raporu hocalarımıza bir fikir verecektir bununla ilgili. Mutlaka ve mutlaka benzerlik raporunun altında o i harfi var, onu tıklayıp metinle ilgili sayısal bilgileri görelim, kaç kelimeden oluşuyor. Tabii bazen şunu da yapabiliyor öğrenciler, beyaz karakter dediğimiz karakterler kullanıyorlar. Yani bu kelimelerin arasına biz şu anda mesela boşluk olarak görüyoruz. Ama aslında orada boşluk olmayabiliyor. Oraya öğrenci bir harf yazıyor. O yazmış olduğu harfi beyaz karaktere dönüştürüyor ve böylelikle biz onu görüntüleyemiyoruz burada. Bunu yapma sebebi ne? Çünkü Turnitin'in algoritması bunları yakalarken işte kelime bazında çalışacak, o kelime bazında bulmaya çalışacak. Onu yaptığında burada çok uzun kelimeler, anlamsız kelimeler üretmiş oluyor ve bir şekilde o algoritmayı bypass etmeye çalışan ödevlerle karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda danışmanlarımız mutlaka o iyi dediğim noktaya dikkat etmeli. Oradan bakıp ödevle ilgili sayısal verileri dikkate almalı. %0'lık bir benzerlik varsa bir diğer üçüncü ihtimal öğrencinin burada benzer karakterlerle bul değiştir yapmış olma ihtimalidir. Ne gibi? İşte Türkçedeki O harfi, işte Greek alfabetten O harfine benzer bir simgeyi alıp onun yerine koyması. Böylelikle de biz baktığımızda onu O harfine benzetiyoruz ama aslında o O harfi değil orada. İşte Yunanca'dan gelen bir karakter. Yine burada algoritmayı bypass etmeye çalışan bir sistem söz konusu. Bu nedenle eşleşme çıkmıyorsa eşleşme çıkmasından daha çok endişe etmemiz gerekiyor. O anlamda sayılara takılıp kalmamız kesinlikle affedersiniz ama saçmalıktan başka bir şey değil arkadaşlar. Bu anlamda bizim elimizde olan şu anda teknik bağlamda eksiklikler var. Bu eksiklikleri umarım ulusal politika düzeyinde de tartışabiliriz. Bunların neden böyle olduğunu anlatabiliriz ve bu yanlışlığı düzeltebiliriz. Şimdi mesela herhangi bir öğrencimizin böyle bir şey yapmış olması, %0'lık bir benzerlik raporuyla enstitüye sunmuş olması durumunda enstitü kitaba bakacak, ne diyecek? Tamam diyecek. Ama danışmanlar olarak imzayı sizler atıyorsunuz, öğrenciler olarak imzayı sizler atıyorsunuz. Sonrasında herhangi bir şikayet hukuku bulduğunda bununla ilgili
hesap sorulacak olan kişiler burada öncelikli olarak tezi yazan kişidir. Sonrasında da elbette danışmanın da bu konuda ihmali var mı yok mu diye fikir alınacaktır. Bu anlamda sayılara takıntılı politikamızın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Şimdi bir diğer husus özellikle tez yazan arkadaşlarımızın karşılaştığı ve hocam benim referans sistem diğer kaynaklarla eşleşti. Bu bir problem midir? Evet, olmaması gerekir. Neden olmaması gerekir? Çünkü sizin kullandığınız kaynağı muhtemelen başkaları da kullandı. Ve onlar da tezlerinde, kaynakçılarında bunu listelediler. Bu durumda Turnitin de veri tabanında bu eşleşmeyi bulacaktır. Ama şu türden bir eşleşme varsa bu problemi işaret eder arkadaşlar. Böyle bir kaynakça sorunlu değildir. Neden sorunlu değildir? Çünkü burada bakın dikkat ederseniz farklı renkler var. Ne demek oluyor bu? Buradaki arkadaşımız kaynakçasında kullanmış olduğu kaynaklar farklı kişilerde tezlerinde, çalışmalarında kullanmışlar. Gayet normal, beklendik olan bir durum. Ama buraya baktığımda, buraya geri dönüp baktığımda burada tek bir renk görüyorum. Yani bu öğrenci ne yapmış burada? Başka bir çalışmayı almış, o çalışmanın kaynakçasını almış. Muhtemelen o sadece kaynakçayla sınırlı kalan bir eşleşme de değildir. İşte bazı paraphrasing tool'lar var, onları kullanarak metin içerisinde yapmış olabilir. Translation plagiarism dediğimiz çeviriyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Ki başımıza geldi mesela bakın, çeviri intihallerinde tezin içerisine baktığınızda ipucu göremeyebilirsiniz. Ama kaynakçaya baktığınızda kesinlikle arkadaşlar o çeviri intihaline götürecek olan delilleri yakalayabilirsiniz. Bu anlamda danışmanlarımızın özellikle kaynakçalardaki bu eşleşmeleri, o eşleşmelerin hangi kaynaklarla olduğunu dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor. Bir diğer husus, bugün ele alacağımız son olarak yağmacı yayıncılarla ilgili. Şimdi yüksek lisans doktora öğrencilerinden bizim beklentimiz var. Nedir bu beklentimiz? Yayın yapmaları. Özellikle de bunu teşvik eden bir politikamız var. Ama bunu teşvik ederken diğer taraftan şeyi düşünmeliyiz. Yağmacı yayıncıları, öğrencilerimizi yağmacı yayıncılara yönlendirmediğimize emin olmalıyız. Ya ne olacak ki? İşte nereden denk gelecek yağmacı yayıncı demeyin arkadaşlar. Bakın burada yine Patvar'dan bir çalışması, 2019 verisini aktarıyorum size. Yine Nature dergisinde oldukça nitelikli, Nature dergisinde yayınlanmış olan bir çalışmadır. Yıllık bazdaki rakamları bakın rapor ediyorum burada. 8000'den fazla prelitor olarak, yağmacı olarak adlandırdığımız dergi. Yıllık bazda 400.000'den fazla çalışma yayınlıyor, makale yayınlıyor. Bir yıl içerisinde, bakın 2019 verisi, bir yıl içerisinde 400.000'den fazla yağmacı dergiler tarafından yayınlanan makale söz konusu. Yani nitelikli bir makaleye ulaşmak, yağmacı dergide yayınlanan makaleye ulaşmaktan belki de daha zor şu anki şartlarda. Şunu da düşünmeyin. Hocam ben kütüphaneye gittim, kütüphanede yaptım araştırmamı. Kütüphaneden çıkan dergilerden indirdim makaleleri. Arkadaşlar maalesef indeksler yağmacı yayıncıları tanımlayamayabiliyorlar. Bunlar bizim çok nitelikli olarak adlandırdığımız indeksler. İşte Clarivitz mesela, Clarivitz'in içerisinde çok az sayıda vardır ama Scopus'un içerisinde biraz daha fazla sayıda vardır. Q1, Q2 dergilerin içerisinde bile yağmacı olarak adlandırılabilecek olan yayınlar vardır. Bu anlamda tabii blacklistler ya da whitelistler var. İşte şunlar daha garantilidir. İşte whitelistler derken neyi kastediyoruz? İndeksleri kastediyoruz. Ya da o blacklistlerden neyi kastediyoruz? Mesela Jeffrey Bell'in hazırlamış olduğu liste, ki 2017 yılı itibariyle güncellenmeyen bir listedir bu arada. Daha farklı versiyonu, ücretli olan versiyonu, Kabel'in bir listesi var. Kütüphaneler tarafından gerekli görüldüğü takdirde erişime açılabiliyor. Belki
Buradan ben Erdem Bey'e 2 yıl önce onu 15 günlük deneme kullanımına açmasını istemişim. Ücretsiz olarak açtılar. Belki de danışmanlarımızın öyle bir talepleri olursa onu kütüphaneye iletip o listenin açılmasını isteyebiliriz. Oradan daha belki nitelikli, hani blacklistler ve whitelistler konusunda nitelikli bir araştırma yapabiliriz. Tabii coğrafya olarak baktığımızda maalesef yağmacı yayıncıların faaliyetlerini yürüttüğü bir coğrafyadayız ve bunların odağına çok çok yakınız. Hindistan, Pakistan, Çin özellikle bu anlamda çok daha sıkıntılı olan yerler arkadaşlar. Bu yüzden bizler de öğrencilerimizi, yüksek lisans doktora öğrencilerimizi yayına teşvik ederken bunu mutlaka düşünmek durumundayız. Şimdi ben özellikle akademiye yeni girmiş olan yüksek lisans doktora öğrencilerimize örnek teşkil etmesi açısından birkaç yağmacı yayıncıya örnek olabilecek görselle bugünkü sunumu bitirmek istiyorum. Burada mesela ben olası yağmacı dergi web sayfası dedim. Buna çok benzer karakteristikleri vardır arkadaşlar. Dergi isimleri içerisinde international kullanmayı çok severler. Multidisciplinary kullanmayı çok severler. Quarterly ifadesini kullanmayı çok severler. Tabii bunları kullanıyor olmaları direkt olarak bu dergileri hemen yağmacı olarak nitelendirin değil bakın. Pek çok nitelik vardır dikkate alacağımız. Özellikle arkadaşlar sağlamış oldukları metriklere dikkat edin. Bunların pek çoğu bir impact faktör iddia ederler. Impact faktör sadece ve sadece Clarivitch tarafından ve hatta onun içerisindeki Science Citation Index, Social Science Citation Index dergiler için hesaplanır. Bunun dışındaki hiçbir derginin impact faktörü hesaplanmaz. Yani o iki index tarafından tanımlanmayan bir dergi impact faktörü olduğunu iddia ediyorsa direkt hemen o sayfayı kapatın, kaçın. Hiç başka bir şeye bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok ciddi bir karakteristik özellikleridir. Yüksek impact faktörler gönderirler ve sayfaları çoğunlukla da böyle çok şeydir, highlighted'tır. Fazla renkleri kullanmayı çok severler. Şimdi mesela bana gelmiş olan bir e-mail burada yağmacı olduğunu düşündüğüm bir dergiden gelmiş. Hatta düşünmeyeyim, direkt emin olduğum bir dergiden gelmiş bir e-mail. You can send the paper to this email for quick submission. Bir dergi e-mailde makale göndermenizi istiyorsa kaçın oradan arkadaşlar. Hiçbir nitelikli dergi sizden artık günümüz şartlarında e-mailde makale göndermenizi istemez. Çünkü bütün editoryal süreçler, hakemlerle olan yazışmalar, onların dönükleri, bunların hepsi sistemler tarafından, dergilerin kullandığı sistemler tarafından kayıt altına alınır, raporlandırılır. E-mailde submission isteyen herhangi bir dergiye bir defa inanmayın, oradan kaçın. Şimdi daha farklı bir boyut var. Özellikle internet sayfaları çok gelişmemiş olan yine Clarivitch tarafından da ya da Scopus tarafından da indekslenen dergilerin birkaç derginin başına bela olmuş olan bir durum. Hijack Journals dediğimiz dergiler, bunlar arkadaşlar çalınmış dergilerdir. Bu Hijack Journal'larda ne oluyor? Şu mesela orijinal Citation Index'te indekslenen impact faktörü çok yüksek olmayan ama Citation Index tarafından listelenen bir dergi. Bu dergiyi almışlar ve genellikle bu hedef aldıkları dergiler web sayfaları çok iyi olmayan ve İngilizce web sayfaları bulunmayan dergiler. Bu dergiyi almışlar, aynı derginin ismini kullanarak başka bir web sayfası oluşturmuşlar ve bunlardan oltalama için e-mail gönderiyorlar. Bana da gelmiş olan bir e-mail var bununla ilgili olarak. İşte Citation Index'i bir dergiyiz, bize makalenizi gönderin, yayınlayalım. Elbette sizden para isteyecekler ve hemen hiçbir review sürecine tabi olmadan yayınlanacak. Bunlarla ilgili fikir almak isterseniz en azından Jeffrey Bell'in listesine bakabilirsiniz. Oradaki Hijack Journal listesine bakabilirsiniz. Bir diğer husus, literatürde vanity publisher olarak geçen yağmacı olmayan ama hiçbir yararı bulunmayan yayınlar var.
bunlar ne oluyor? Mesela burada işte bana mail yazmış. Bana diyor ki gönder çalışmanı yayınlayayım diyor. Ne yapıyorlar? Gönderiyorsunuz. Özellikle de tezleri hedef alıyorlar. Tezinizi kitaplaştıracaklarını söylüyorlar. Teziniz olduğu gibi kitap formatına getirip çok da özenmeden yayınlıyorlar. Oradaki yayından kastı tek bir kopya basıyorlar printer'dan. Onu size fahiş bir fiyatla gönderiyorlar. Sonrasında da Amazon gibi siteler üzerinden satışa çıkarıyorlar fahiş fiyatlarla. Hiç alan çıkmıyor zaten bunları. Siz tezinizin telif hakkını devretmiş oluyorsunuz bu şirketlere. Aynı zamanda o tezinizi sözle kitaplaştırdığınız için onlara bir de o tek kopya için para ödemiş oluyorsunuz. Akademik anlamda hiçbir katkısı bulunmayan bir yayındır. Uzak durulması gereken yayın türleridir. Şimdi son verirken pek çok davet alıyoruz. Özellikle üniversitemizin yani maile geçmesini takiben sanırım bu türden maillerin sayısı, e-maillerin sayısı daha da arttı. Spam maillerin sayısı daha da arttı. Mesela şöyle bir e-mail daveti aldım. Ben böyle bir davete akademisyen olarak icabet eder miydim? Buna bakıyorum şimdi. Ne diyor? 13 Ekim çarşambaya kadar uzatmışlar. Ne zaman kongre? 16 Ekim'de. Şimdi 13 Ekim gece yarısı yani 14 Ekim'de değerlendirmeye başlayacak. Hemen 14 Ekim 00'da değerlendirmeye başlayacak. Hakeme gönderecekler. Ondan sonra hakemler hemen o gece okuyacaklar. Raporlarını yazacaklar. Hemen sabahına kalktığınızda da şeyi göreceksiniz. Oradan hakim yorumlarını göreceksiniz. Düzeltme istiyorlarsa yapacaksınız. Geri göndereceksiniz. Onlar da sonraki gün konferans programını yapacaklar ve bu nitelikli konferansı hazırlamış olacaklar. Şimdi bunun akademik anlamda böyle bir sürecin gerçekleşmesi mümkün değildir arkadaşlar. Bu yüzden özellikle tarihlere dikkat edelim. Bu türden davetlerde tarihlere çok dikkat edelim. Ve bir diğer belirleyici unsur, bunlar tabiri caizse müşteri toplamak için bir pazarlama stratejisi olarak neyi ön plana çıkartırlar? Aa bak yıl sonu yaklaşıyor, işte teşvikten yararlanamayacaksınız, bak bizimki teşvikle geçerli. Ya da bak aralık dönemi geliyor, aralık döneminde işte doçentliğe başvuracaksınız, doçentlikte geçerli diye. Bu türden mailler alabilirsiniz. İşte burada kitap, her türden kitap yayınlıyorlar. İşte bunu da Aralık ÜYAP başvurusuna yetiştirecekler bu nitelikli kitabı arkadaşlar. Şurada da mesela bir konferans düzenliyorlar. Konferansı bu sahil şeridinde düzenliyorlar ama tek bir konferansla değil, gördüğünüz gibi her disiplini ilgilendiren aynı tarihte pek çok konferans düzenliyorlar. Tabii bu konferans için hani bu 5 yıldızlı resort otelde yeme içme her şey dahil arkadaşlar. Bu yüzden bu davetlere icabet ederken bunları mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biraz uzattık galiba session'ı. Ben katılımlarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Burada işinize yarayabilecek olan linkler var. Web sayfamıza sunumu indirebilirsiniz. Benim atıfta bulunduğum kaynaklar burada örnek teşkil etmeniz açısından öğrencilerin sunumlarını yapacaklar. Hocalarınız bunu bekliyor sizden arkadaşlar.